Sevgili misafirler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz. Bravo Atakan. Bravo Atakan. Atakan bravo. Teşekkürler, teşekkürler. Bravo Atakan. Sağ olun hocam. Ben geçtiğimiz haftalarda dans ederek başlıyordum. 4000 takipçi kaybettim. O yüzden böyle sakin bir açılış yapayım dedim. Nasıl bir danstı, ben niye hatırlamıyorum? Takipçi kaybeder oğlum. Bir daha yap bakayım. Ver müziği abicim. Ver müziği. Gönlünce bir dans et. Ver müziği. Ben sana bir şey söyleyeyim. Galiba. Ben sana 750 takipçi geri gelecektir. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok özledik sizi. Vallahi ben de çok özledim. Sanırım Metin de özlemişti. Evet, ben de çok özledim. Hocam, sosyal mesafeyi abartmadık mı? Biraz, biraz. Gelmeseniz yani, mi? 20 yıllık sosyal mesafe oldu. Böyle de aslında yeni bir format yakalamış olduk ya. İstediğimiz şeye gülüyoruz. Eskiden seyirci gülerdi. Ona da komik denedi. Şimdi istediğimiz yere gülelim mi? Gülelim hocam. Alkışlıyorum. Kendinize... Alkışlıyorum. Atakan, alkışlıyorum. Atakan, alkışlıyorum. Bir daha. Çok sevdim. Demek çok tutulmuş. Evet. Çok tutulmuş. Bir daha üstüne gidiyorum. Aynen bakalım. Geldi alkışım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Giden takipçilerinin hocam, ben özlemimi dile getirmek adına size bir akrostiş şiir yazdım. Hayda. Ha. Yılmaz Erdoğan oluyor. Tabii akrostiş olduğuna göre. Arkadaşlar da dedi ki, oğlum abartma, öyle şey olmaz. Ben de sadece Yılmaz kısmını... Evet, çünkü öbüründe yumuşak G de problem olurdu. Ben zevkle dinliyorum. Yalnız seni özler çırakların. Issız sahne, ıssız içim. Nerede o bıyıkların, şakaların? Lanet olsun bu virüs, ayırdı bizi. Mazide kaldı salondaki seyirci. Ansızın çıkıp gelsen uzaklardan, desen buradayım hop. Zobo lobo lop, zobo lobo lop. Çok teşekkürler Atakan. Bu şiiri yazdığın için değil, bir daha şiir yazmayacağın için. Ben ve bütün kafiyeler, dizeler mutluyuz. Efendim? Hocam, Dominik'ten bir misafirimiz var. Dominik'ten tanımadığımız bir numara arıyormuş. Alo? Ersin? Alo, Yılmaz abi. Yılmaz abi, nasılsın? Ersin'e bir alkış. Alkış. Ne haber Ersin, nasılsın? Abi, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Sağ ol canım benim, sağ ol. Vallahi senin yarattığın yankıları izliyoruz. Sen bütün eski skeçlerin hepsi binlerce kere seyrediyorum. Sen ne yaptın Ersin? İyisin şimdi. Ayağın nasıl? Abi iyiyim. Teşekkür ederim. Ayağımda hafif bir ağrı var ama tabii burada Metin abimiz var, doktor. He. Metin abimiz, sürekli işte ona gidip geliyorum. Bakıyor, bir sıkıntı yok. Yani ameliyatlık bir durum yok. İlaç kullanırsam bu ödemi atlatabilirim. Peki Ağustos ortalarında falan sahaya dönebilir misin? Ne diyor doktor Sayın Kuş? Evet. Abi şey diyor işte, aslında 2 hafta dinlenirsem tekrar top oynayabilirim. İşte nasıl zamanımız da var, 1 ay. Yani 1 ayda tekrar sahaya dönebilirim. Güzel, çünkü inşallah bu korona bulutları dağılırsa, her şey yoluna doğru girerse... Ağustos ortası falan o büyük maç gerçek olacak. Biz şu anda kamp aşamasındayız. Evet. Düşün, daha bak ne kadar var. Evet abi, vallahi ben de 4 gözle bekliyorum bu maçı. O yüzden çok iyi hazırlanalım. Çünkü Acun Medya'da burada hem KOM'da hem Çim'de hem bütün yerde oynayabiliyorlar. O yüzden çok evet, çekişmeli onların geçecek. Onların öyle bir şansı var. Bizim elemanların hepsi 60 gündür, 80 gündür evdeler. Öyle bir dezavantajımız var ama biz de elimizden geleni yapacağız. Tabii abi, bizimki de biraz sürpriz olabilir Acun Medya'ya. O yüzden biz de çalışmalarımızı sen geldiğinde, yapalım, devam edelim. Sen geldiğinde bize tiyolar da verirsin içeriden. Evet. Yanlış mıyım? Sen gelsene şöyle. Geçeyim. Peki Ersin, sen ne zaman geliyorsun? Abi işte dediğimiz gibi bu korona bulutları biraz dağılıyor. O yüzden 5 Haziran'dan sonra galiba uçuşlar açılıyormuş. İşte net bir tarih olursa zaten bilgi vereceğim. Ondan sonra... Allah peki sence şu Türkiye'de anda vereceğim. Sence şu anda yarışmada kim önde gidiyor en son yarışmada?
Abi şimdi şey gidiyor Cemalcan, işte Barış, Elif arasında ben de gidip geliyorum yani izlediğim kadarıyla. Ama benim favori yarışmacım Elif'tir. Ha, Elif mi senin favori? Ha, o zaman biz yani kuzen tarafını Elif'i destekliyoruz. Aynen. İyi. Bizim tabii ünlüler tarafı Elif. Metin'in sana soracağı belki bir iki saçma soru olur. Evet abi. Abi bu kadar sporcunun, sen kendi bu kadar sporcunun yanında nasıl burada çalışıp mı gitmiştin? Ne kadar çalıştın? Yani oradaki sporcuları dağıttın evet. Neredeyse. Metin ben tabii Acun abiyle, tabii Yılmaz abim izin vermişti. Biz Acun abiyle Survivor'a okey dediğimizde orada nereden baksan bir 20-25 gün bir sürem vardı. O süre içerisinde de tabii Muğla'da bahçede kendime damacanaları kesip pota haline getiriyordum. Ve tabii en çok kaybettiğim sayılar da o potalardı. Çünkü ben çok fazla pota çalışmadım. O diğer taşları düşürmek, işte koşup koşup nabızla neler yapabilirim diye bile atışlar hazırlamıştım kendime. O yüzden çok meşhur oldu be, atışların meşhur. Vallahi öyle. Peki bizde Cihan Talay. Bizden Cihan Talay bir dahaki Survivor'a katılmak için başvurmayı düşünüyor. Tavsiye eder misin? Yapabilir mi Cihan orada? Yılmaz abi, aslında burada da BKM gibi bir sistem var. Yani senin bize söylediğin gibi bir sistem. Kefil sistemi var burada. Ha, eğer ben Cihan'a kefil olursam... güzel. Ben Acun abiye derim ki ben Cihan'a kefilim. Ondan sonra Cihan da Survivor'a. Yanında Metin Keçeci'yi de veririz isterlerse. Metin Keçeci bedava olur değil mi? Bonus olarak. Vallahi bizden Fevzi de istiyor, çok istiyor ama tabii. Peki Ersin, şeyi sana soracağım. Sen güzel yaşadın o işi. Evet. Çok kimseye de göstermedin acını. Mest konusuyla ilgili aklına geliyor mu? Bizim geliyor mu? Abi valla aynen biraz aklıma geliyor çünkü haberi senden almıştım abi. Tabii ben Acun abiye giderken de ben elendikten iki gün şey olmuştum hani. İki gün ben sürekli arkadaşların önüne götürüyorlar. Tabii ki Acun abi de herkesi o kadar örgütlemiş ki yani. O kadar nizami bir şekilde çalıştırıyor ki. Ben de iki gün boyunca bile elenen arkadaşların yanına götürüyorlar. İşte Perviz'dir, Aşkın'dır bizden elenenler. Ben de onların arasına giderken bunların telefonları zaten verilmişti. Onlar nereden baksan bu korona muhabbetinden bir aydır buradaydılar. Ben onlar biliyorlardı yani. Onlar biliyorlardı işte, telefonları da bunların elinden almışlardı. O yüzden ben sürekli böyle bir samimiyetsiz bir şey görüyordum. Hani aslında hepsi benim arkadaşlarım. Hepsini çok seviyorum. Yani kim benim yanıma geliyor, merhaba Ersin işte geçmiş olsun, ayağına bir şey oldu mu hemen... Acun medyada bir arkadaş devreye giriyor. Ya işte lütfen uzaklaşalım. Ersin'i biraz rahat bırakalım. İşte Elen'i biz rahat bırakalım. Ben de diyorum ki ne oluyor ya? Sonra beni başka bir eve götürüyor. Tek başıma bir evde kalıyorum. Ondan sonra diyorum ki ben burada niye tek başıma kalıyorum? Bir telefon verin, bir annemi arayayım. Ya bir sesini duyayım. İşte yarın konuşacaksın. Yarın işte ertesi günde abi ben Acun abiye gelirken benim köpeğimin aynısı işte. Mesela benzer aynı bir köpek. Acun abi de zaten evine almıştı o köpekten. Ben de dedim bana sürpriz mi yapmış acaba? Mes oğlum gel diyorum. Mes gelsene oğlum diyorum. Gelmiyor dedim. Ulan acaba sakallarımdan mı? Çünkü ben daha tıraş olamamıştım. Yani programdan bir hafta sonra şey yapmam lazım. Tıraş olmam lazım. Çünkü her ihtimale karşı bir şey çekilebilir diye. Acun abinin iki köpeği mes diyorum gel diyorum. Gelmiyor. Acun abi dedim sürpriz mi yapmışsın? Acun abi dedi ki Ersin valla sürpriz değil dedi. Bu bizim köpeğimiz burada. Bu köpeği biz daha önce almıştık. Dedi sen bir Yılmaz abini arasana dedi. Ondan sonra işte abi ben seni arayınca bu yüzücü haberi senden aldım abi. Aynen. Eyvallah. Neyse biliyorsun burada köyümüzün aslında ilk kayıp köpek, kaybettiğimiz köpeğimiz değil. Daha önce Haydut gitti, Duman gitti. Evet. Onların da hayatımıza attığı çok güzel bir imza var ve gerçekten kaybedince de çok üzülüyor insan. Evet, vallahi öyle oldu. Öyle bir o dostluğun biçimi bambaşka bir şey yani. Evet. Neyse. Tamam Ersin. Peki şeyi maça gelince tekrar mı? Ben burada bir teknik direktörü olarak seyrediyorum Acun Medya'nın bütün maçlarını ve çalışıyoruz. Sen bütün Acun Medya'ya buradan da zaten duyuyorlar bizi. Öyle meydan okuma falan değil de harika dostluk maçı olacağı için çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız. Öyle namalubuz falan. Bakacağız. Bizi görüyor mu şu an? Görüyor musun? Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi Ersin abi bizi? Evet. Ben sizi net görüyorum. Abi bir de bizim ayak tenisleri de belki izlemişsindir. Gerçekten
Ben Acun'a dedim ki... Ha bak Acun'a dedim ki ayak tenisi de oynayalım. Ciddi misin o konuda diye gülücük gönderdi bana. Ben de dedim ki Ersin iyileşirse dedim... Biz dedim sorun çıkarırız. Ben sizi de seyrettim. Dedi ki ama onu isterseniz yayınlamayalım. Sizin için iyi olmaz falan diye de bir... Bence hoş olmayan, hoş olmayan bir meydan okuma oldu. Ayak tenisi de oynayacağız tabii. Vallahi oynayalım ayak. Ayrıca da her sene yani deplasmanla yapalım bile diye düşünüyoruz biz. Çok güzel maç olacak. Şimdiden heyecanlıyız yani. Sahayı çiziyoruz, ışıkları geliştiriyoruz. Yani soyunma kabinleri, yedek şeyler filan. Bayağı Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıyoruz Düşbelen çayırımızı stadyumumuzda. Onları hepsini de buradan iletmiş olalım. Tamam Ersin'im, seninle insanlığınla, örnek adamlığınla muhteşem performansın için tekrar gurur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Seninle ben duble duble gurur duyuyorum. Hem teşekkür ederim. Elime doğmuş bir kuzen hem de elimde büyümüş bir çırak olarak. Aslanımsın benim. İşte BKM'de bele temsil edilir BKM Mutfak. BKM Mutfak'ın gururu Ersin Korkut'a bir alkış. Zillet senin için çok sevinçliyim. Hocam hiç benzemeyen kardeşim de... Evet dur gel. Ersin Korkut'un kardeşi aramızda. Ersin Korkut. Ersin Korkut'un kardeşi aramızda. Evet. Tak bakalım. Evet Erdoğan sana... Bey de geldi. bir tane yana otursana. Bir tane yana otur. Nasılsın abim? Evet özene bezene. Özene bezene Erdoğan'ı... Evet. Yetiştirmişim özel gıdalarla. Tabii ki. Yemedim, yedirdim dedi evet. Ve o yüzden tip biraz gıdalarımı değişik. Gıdalarımı o verdi bana, bu hale geldim. Evet, yani hık evet. Demiş, bundan Erdoğan... uzaklaşmış, düşmüş. Evet, Yılmaz abi, vallahi kimse inanmıyor Erdoğan benim kardeşim olduğunu. Zaten Erdoğan da bir sürü yerde dile getiriyor. Zaten Cihan Talay'ın kardeşi, buradan açıklıyoruz. Cihan Talay'ın kardeşi. Evet, Cihan Talay'ın kardeşim ben. Eyvallah Ersin'in. Seni çok seviyoruz. Abi, bütün abi, Acun Medya'ya, başta Acun, bütün arkadaşlara selam. Maça hazırız, bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi abi, bakın kendine. Çok teşekkür ederim. Ben de bütün arkadaşlara burada selam gönderiyorum. Çeçeğe. Sen yarışmacı arkadaşlara yani. Da elenen, elenmeyen, devam eden hepsine de sevgilerimizi gönder. Tabii, dönüşte tabii. Biz seyircili şeyler başlayınca hepsini de konuk etmek isteriz. Aynen abicim. Zaten bu Survivor benim için daha bitmemişti. Çünkü finalde bütün elenen arkadaşlar da hepsi finalde evet. Tabii buluşacağız. Ve finalde şampiyon kimse onu kutlayacağız. Ve gönülleri şampiyon olarak ben şu an bir kupasız bir şampiyonum. Gönülleri şampiyon. Ay, çok güzel. Teşekkür ederim herkese. Ben destekleyen herkese. Rodi'nin, Ares'in, Güney'in, Atlas'ın da sana çok selam var. Bay bay. Çok teşekkür ederim herkese vallahi. Bay bay. Sağ olun. Merhaba. Özgüvensizlik bazen insanın kendi ayağına dolanabiliyor. Bununla ilgili olarak Fatih abi bir skeç yazmıştı. Özgüvenmiyorum diye. Dur ya. Şimdi... Batuhan bir yakışıklı mı oldu ya? Evet hocam bir toparlandı bir şey oldu. Ne yaptı acaba kendini? Kiloydu bir şeyler. Aferin be koçum. Aferin be. Alkış. Alkışlıyoruz Batuhan'a. Ayrıca da çok skeçli yazar olarak katkısı olan oyuncunun da grup içinde... Evet. Ben Batuhan'ı övme saati. Çok geliştiren arkadaşlardan birisi. Aferin Batuhan, devam. Bravo Batuhan. Şimdi bu skecin ikincisi geliyor. Özgüvenmiyorum 2 geliyor. Fatih Öztürk ve Atakan Çelik birlikte yazdılar. İyi eğlenceler, iyi seyirler. İşte aşkım. Burası da evin 4. salonu. Biraz küçük ama idare edeceksin. Ne yapacaksın? Fakirhane işte. Fakirhane mi? Ya Atakan bu salona gelene kadar 3 vesait değiştirdik. Şimdi bana bak, sen niye daha önce söylemedin bana bu kadar zengin olduğunu? Hayatım beni yatlarım, katlarım, İngiliz atlarım, Katar'daki evlerim, Antarktika'daki penguenlerim... ...kısacası lükslerim için sev istemedi. Atların, yatların, katların, Katar'daki... Ne oldu? Ah, çenem yoruldu. Bir dakika ya. Ayrıca benim seni beğenmeme lüksüm mü var Atakan? Ha? Bir sana bak, bir bana bak. Sen gravyer peynirisin. Bense çökeleyim. Sen tortellinisin. Ben boru makarnayım. Sen risottosun. Ben domatesli soğanlı bulgur pilavım Atakan.
Aşkım senin karnın mı acık? Galiba ya. Bir de böyle heyecanlandım. Annenlerle tanışacağım ya şimdi. Beni beğenirler mi? Ha? Ben bu zenginliğe nasıl alışacağım oğlum? Ya hayatım alışırsın. Senin gönlün zengin ya. Evet. Ayrıca bizimkiler dünya tatlısı insanlar. Baksana dünyadaki açlık ve yoksulluk için bir gece düzenlediler. Ne yani? Beni o yüzden mi çağırdın Atakan? Hayır hayatım öyle bir şey yok. Ben fakirim yani. Hayır ne alaka? Öyle bir şey demedim. Ya bırak ya. Şurada iki acıktık diye öyle bağış geceleri düzenlemene gerek yoktu Atakan. Ya. Tamam biliyorum. Sen fabrikatör çocuğusun. Ben size metroda güvenlik görevlisiyim. Vurun. Vurun garibana. Vurun fakire, zenginler. Aşkım tamam aşkım. Gel tamam sakin ol gel. Sen bak şurada bir şeyler atıştır. Tamam mı? Ay, biraz sakinleş. Tamam özür dilerim. Tamam ben alışacağım. Tamam. Ben bir lavaboya gidip geliyorum hemen. Tamam, tamam mı? Hadi bakayım. Bir çirkin ol. Çok iyi ya. Kızıyorum da. Ay salak çocuk. Ay. O ne güzel. Ha yerimiz de burası. Merhaba. 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 Siz bağış için mi yoksa aç mısınız? Biz bağış için geldik. Evet. İyi tabii bakalım. Şey, zeytin ezmesi yer misiniz? Çok güzel. Ay canım karıştırdın. Havyar o. Ha. Havyar ya tabii. Bilmez miyim? Yani babaannem her sene bir dona basıp basıp gönderir bize. Çakir geldi mi bizim oradaki kadınlar havyar açar. Bizim orada da çok meşhur. Aa, sizin oralar? Bağcılar. Bağcılar? Ailecek bağcılıkla uğraşıyoruz da biz. Ay ne güzel, ne güzel. Ay ne bağları? Onlar üzüm falan mı? Yok, aile bağları. Sülalecek oradayız da biz. Aslında İstanbul'a ilk geldiklerinde babaannem demiş ki Etiler'de mi kalsak demiş. Burası ileride çok değerlenecek demiş. Dedem de aman siktir et bağcılar candır gerisi heyecandır demiş. Pardon. İlahi Cemile Hanım. Çok hoşsunuz. He, bu arada bendeniz Tayyar. Türkiye Tayyare Federasyonu Başkanı. Memnun oldum. Memnun oldum. Bu arada eşim Yeşim. Yeşil gözlü eşim Yeşim. Doğduğunda kahverengiydi. Vizyon işte. Memnun oldum Cemile. Bize katılmak istemez misin? Ha, katılırım tabii. Ne de olsa hepimiz zenginiz değil mi? Müştak Beyleri aradın değil mi? Aradım aradım. Beril'le geliyorlar. Şu Beril'le Atakan'ı bir evlendirirsek iflastan kurtulacağım inşallah. Ama Atakan Beril'i sevmiyor Fazıl. Ne yapayım? Ben mi evleneyim Müştak'la? Ay saçmalama Fazıl. Ben evlenirim. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Önce boşanmamız gerek. Ay Fazıl ne çabuk vazgeçtin benden. Doğru diyorsun ya. Şimdi masrafa sokma beni. Nafaka falan ödeyemem ben şimdi sana. Misafirleri bekletmedim. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kusura bakmayın merhabalar. Beklettik biraz. Ay olur mu Fazıl Bey ne güzel. Eğleniyorduk zaten. Değil mi? Biz de yeni geldik. Sabah da Şanzelize'de kahvaltı yapıyorduk. İnanır mısın? Ne güzel, ne güzel. Ben de çok severim Şanzelize kafeyi. Tabii canım bizim oraların bir numaralı eğlence mekanı. Dün gece de oradaydım. DJ'yi bu çok iyi değil mi sizce de? Öyledir herhalde ama ben Paris'tekinden bahsettim cadde olan. Evet. Aa oraya da mı açmış? Vizyonlu adam bak. Görüyor musun DJ boyu ya? Çok değişik. Hayatım biraz uzun sürdü kusura bakma. Ha, küçük sandım büyükmüş değil mi? Bana da oluyor bazen. Böyle karnım şişiyor, şişiyor ama küçük bir şey. Ha bu arada annemle babamla tanıştınız mı? Ay annenle babam mıydı o? Ay kusura bakma ben sizi fakir sandım. Öpeyim efendim. Öpeyim ben şimdi bağış gecesi falan ya. Öpeyim babacığım. Ay babacığım dedim Atakan. Allah seni. Atakan yavrum siz şey misiniz? Evet anneciğim. Cemile benim kız arkadaşım. Son yarım yılın en yüksek sıcakları geliyormuş diyorlar. Ne diyorsun Lerzan? Bilmiyorum fazla ne diyeceğimi bilmiyorum. Kızım, kızım sen ne işle meşgulsün? Ben metroda çalışıyorum efendim. Metroda çalışıyorum derken metronuz mu var yoksa metro mu yapıyorsun? Yok yok efendim ben güvenlikte çalışıyorum. Demek güvenlik şirketiniz var. Baba yanlış anlıyor Atakan. Yok yok efendim ben direkt güvenlik görevlisiyim. Ben şu an kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Neden? Jopum var, küçük jopum var. Bir sıkıntı mı var? Ne oldu? Atakan seninle bir konuşabilir miyiz acaba? Geliyorum. Lütfen gelir misin şuraya? Tamam. Oğlum tamam. Tamam zenginlerin tuhaf hobileri, zevkleri olabilir. Ne bileyim gidersin bir gemi alırsın. Filo alırsın. Bir kaplan beslersin. Şunun hareketlere bak ya. Çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Ya baba, lütfen biraz tercihlerime saygı duyar mısın? Oğlum sen tercihlerde kaydırma yapmışsın. Kız sana dar gelir. Ne diyorsun ya?
Bu kız dar gelirli oğlum. Sen Müştak Bey'in kızıyla evlenecektin. İflastan kurtulacaktım ben. Baba bu konuyu konuşmuştuk tamam mı? Ben Cemile'yle ciddi düşünüyorum. Oğlum bir insan ciddi ciddi bunu düşünür mü ya? Lan bunlardan var mı biraz daha? Çok güzelmiş. Getireceğim ben sana aşkım. Acıktım biraz şekerim baba, işte. Baba lütfen kararlarıma saygı duyun tamam mı? Ben Cemile'ye aşığım ve onunla evleneceğim. Atakan gel bak. Yengeç bacağı ye. Çok güzel. Hayatım karnabahar o. Aa, ben de diyorum niye ısırmıyor? Ne dedi baban? Ne dedi? Gel biz konuşalım. Beğendi mi beni? Bir şey dedi mi? Söylesene. Fazıl, kızı sevmeye çalışıyorum ama olmuyor. Bak şimdi Allah bir yerden verir ama bir yerden de alır. Yani bundan hepten almış. Yürü gidelim Müştak Bey'i arayalım. Arayalım gelmesin bu kızı görmesin. Çabuk yürü. Bu arada üstadım ikiniz de mutlaka Berlin'e bekliyoruz değil mi hayatım? Tabii tabii tabii. Ay gideriz değil mi aşkım? Ben çok merak ediyorum o Eyfel Kulesi'ni falan. Ve aşkım en da Kıvanç Tatlıtuğ'un arkasında görürdüm de özenirdim ya. Ay ilahi cümle. Eyfel Kulesi Berlin'de değil ki ya. Aa. Doğru ya. Karıştırmışım. Londra'da ya. Ben yakın diye öyle şey oldu. Çok komik. Neyse biz kaçalım. Açık artırmaya yetişeceğiz daha. Ay, tamam. Evet. Öpüyorum. Berlin'de görüşürüz. Görüşürüz. Bu bağcılar nereye gidiyor? Çok heyecanlıyım. Atakan nasıl gidiyor? İyi mi? Çok iyi gidiyorsun bebeğim. Çok iyi gidiyorsun. Hiç sıkıntı yok. Ben hemen misafirlere bakıp geliyorum tamam mı? Tamam. Sen burada bekle. Tamam. Ha Atakan, şey badem de getirsene. Havyar badem de iyi gidiyor. Bu ne ya? Zenginlik bu mu ki? Helikopter bu taraftan geliyor. Dedik adamlar bu taraftan geliyor. Ay. Ne oldu babacığım anne? Geliyorlar. Müştak Bey geliyor. Ne oldu? Yok. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Müştak Bey. Babam şu anda Çinli bir müşterisiyle konuşuyor. Bir daha yarasemeyin ha! Şimdi kapatalım sonra ha! Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Müştak Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya kara trafiğiyle gelelim dedik, sonra vazgeçtik dedik, trafiğe kalmayalım. Hava trafiğini tercih ettik. Her yer helikopter, her yer puzzle. Bir sürü ya! Kimin dedim bu helikopterler? Hepsi sizin dediler ya. Bunu hep beraber bir gülmeyelim mi? Bir eşlik edin bana ha! Fazılcığım gelmişken şu ortaklık meselesini konuşalım mı canım? Tabii tabii konuşalım, konuşalım. Çünkü benim vaktim yok. Helikopter hala havada. Bak istop ettirmedim. Böyle zengin olur diyor. Buradan sıkıyorum, buradan yalıyorum ben Fazıl. Böyle böyle oluyor. Ama buna da eşlik edin lütfen. Ama babacığım önce birer drink almayalım mı? Tatlım. Bize iki içecek getirir misin? Şey ben, siz beni karıştırdınız sanırım. Fazılcığım görüyorum ki yine bir garsona 100 vermiş. Bunlara 200 vereceksin. Yoksa anlamıyorlar. Lerzan anneciğim, Atakan nerede? Lerzan anne mi? Atakan tek çocuk değil mi? Bu densiz kim acaba? Size böyle soruları nasıl sorabiliyor? Densiz mi? Söyleyeyim ben o densiz kim. Ben Atakan'ın kız arkadaşıyım. Peki, Atakan'ın kız arkadaşın, Atakan'ın kız arkadaşından haberi var mı? Bunlar böyle işte. Aklı sıra Atakan'ı ele geçirip konağa yerleşecek. Böyle bir film vardı. Adı Parazit. Bir dar gelirli bir zenginin evine yerleşiyor ve ardından ailesini de peşinden sürüklüyordu. İşte bu da aynı böyle yapacak. Hayır. Bir kere Atakan beni seviyor, ben de onu seviyorum. Tamam mı? Elim ayağım titredi. Lerzan anne ne diyor bu? Ne diyor? Çok kötü oldu. Al ya. Teşekkür ederim. İlaçlı gazoz mu bu? Ay. Ne oldu bana? Başım döndü birden. Ne yapacaksınız ha? Beni böyle aranıza atıp, oradan oraya beni böyle gönderip... Doğru kızım. İffetimi kirletip, beni böyle sokaklara atacaksınız değil mi? Ay, zenginler! Vurun garibana, vurun fakire tabii. Hayatım, ne oluyor ya? Bilmiyorum, kendi kendine dönmeye başladı. Ne bileyim, filmlerde oluyor ya böyle yapacaklar diye ben Atakan. Asıl sana ne oluyor Atakan? Bana en azından evleneceğini söyleyebilirdi. Hayatım ben yok. Gidiyorum. Hayır bir saniye Cemile. Hayatım yok öyle bir şey. Evlilik falan. Böyle diyor. Evlilik falan yok tamam mı? Bunu daha önce konuşmuştuk. Ben Cemile ile evleneceğim. Gerekiyorsa aile şirketindeki işimi de bırakırım. Bütün mirastan da kendimi reddederim tamam mı? Atakan. Ne demek oluyor bu? Benim hayallerim vardı. Biz evlenecektik.
Sen bütün hafta bizim aile şirketimizde çalışırken eşekler gibi... ben şişme montum, güneş gözlüğüm ve bebek arabasıyla caddede gezecektim. Sen kendi kendine kurmuşsun o hayalleri, tamam mı? Benim bütün hayalim de gerçeğim de Cemile. Ama yavrum sen bizim ailemizin tek varisisin. Atakan, Atakan oğlum. Aşk karın doyurmaz. Böyle bunu hiç doyurmaz. Müştak Bey, Müştak Bey hemen hallediyorum. Sakın ha panik yapmayın. Lütfen hemen hallediyorum. Atakan, lütfen bak bir tane düşün oğlum. Bir düşün, iyi bir düşün. Bak mirasım söz konusu ya. Her şey gidecek öyle bir şey. Müştak Bey, Müştak Bey ne yapıyorsunuz? Sakın, sakın. Helikopter durmasın, Sakın durmasın. Hep hallediyoruz biz. Ya baba yeter ama ya. Yeter ya. Ben son sözümü söyledim, tamam mı? Ben Cemile'yle evleneceğim. Ya bırak Atakan. Ailen haklı oğlum ya. Baksana, şurada havyarı bile zeytin ezmesi sanan bir insanım ben. Ben alışamam bu zenginliğe, bu konağa. Hayatım, bir yolunu buluruz. Ne bileyim, bir süre müştemilatta falan kalırsın. Ya bırak Atakan. Sen ağzında gümüş kaşıkla doğmuşsun. Ben anneannemin tahta kaşığıyla. Sen bebe bisküvileriyle, özel mamalarla büyümüşsün. Ben at gibi ekmek arası kesme şekerle. Anan diyor sana ailenin tek varisisin. Bense bildiğin baldırda çıkan bir varisim. Yapma oğlum. Benim için hayatını bırakma lan. Kaldıramayacağım yük verme bana Atakan. Cemile, bak ben bu hayatta gerçek zenginliğin ne olduğunu biliyorum. Gerçek zenginlik, mutluluk. Evet ben zenginim. Ama yatlarım, katlarım, İngiliz atlarım olduğu için falan değil. Hayatımda sen olduğun için. Ne olur, bunu eksik görme benden. O yükü beraber taşıyalım, olmaz mı? Olur be. Yeter artık. Ben bu dar gelirli tabloya daha fazla dayanamayacağım. Ben kış tatiline gidiyorum. Yürü git. Fark ettiysen zengin kalkış yaptın. Nazım. Fark ettim efendim. Ne yaptığının farkında mısın peki? Bu kız bu üzüntüyle Alpler'de 6 ay kayak yapacak Fazıl. Bu kız ağlaya ağlaya kayacak. Bu kız ağlaya ağlaya kayacak. Bunun bir bedeli var Fazıl. Cemiyette ismin bitecek. Şimdi arıyorum. Batacaksın. Batırım. Batırırsanız batırın be. Her şey para mı? Siz kimi batırıyorsunuz be? Benim oğlumun geleceğinden önemli mi para ya? Para önemli değil. Oğlum senin mutluluğun önemli. Gerçekten mi baba? Lan defol git şuradan. Battık oğlum. Adam ne dedi? Batırdım dedi. Ne oldum ben? Battım. Battım ben. Ay yeter tamam Fazıl ya. Yokluk çekmemiş olabiliriz ama yokluk nedir biliyoruz herhalde. Hatırlıyor musun? Bir yaz sadece 3 kez gidebilmiştik Miami'ye. Sen uzun süre bir örnek vermesen mi acaba? Oğlum ya Beril'le evlenir bu evde kalırsın... ya da mirastan, bütün varlığımızdan bir zındık bile almadan defolup gidersin bu evden. Yeter ya. Fazıl Bey, Fazıl Bey. Saygısızlık etmek istemedim size karşı ama yeter. Benim sevgim de, şefkatim de, her şeyim Atakan'a yeter. Atakan, benimle, benim evimde kalır mısın? Kalırım aşkım. Hadi gidelim be. Hadi gidelim. Yeter be. Yeter. Asıl mirasını sizin elinizde. Sevgi biliyorlar. Hadi. Ha bu arada... İnsan bir oğlunu bırakayım diye çek yazar. İnsanlık bitmiş, bitmiş. Aşkım sizin ev kaç artı kaç? 1. Artı 1 de ben olurum ben. Hayır. Hadi be. Fazıl aklıma ne geldi? Acaba diyorum bir tane daha mı yapsak? Ya sen bundan ne hayır gördün de bir tane daha yapmaya heveslendin? Sürekli bir masrafla geliyorsun bana ya. Ne gerek var şimdi bir tane daha masrafa? Allah Allah. Çok güzel başladı. Evet. Diyaloglar ilk tablo... Eda ile Engin çok iyiydi. Eda bilhassa Engin de gayet iyiydi. Yani böyle aşırı zengin klişesi oynarken... sınırlarda gider iş ama iyiydi. Bunun ilki çok iyiydi. Hı-hı. Değil mi? Yani çok o iyiydi. Şey... çirkin meselesi çok iyiydi. Cemo falan, Cihan da güzel oynamış. Fakat skeç bir de şeyde kalmış yani. Bir Yeşilçam parodisi mi bu? Yoksa normal bir skeç mi? Arasına da bir sıkışmış. Dolayısıyla zile gidecekken ÇGH oldu. Normalde nasıl olsa zile giderdi. Yani finalde... Sayın Pıhrıs yani sizce nasıl... Finalde bir şey istiyordu hocam yani. Ne gibi yani? Ne gibi yani? Cihan abiden ben bir şey bekledim. Daha çok onun hani kalktı zengin kalkışı yapıp...
Hani aşka o destek veriyormuş gibi görünüp baba yine reddedebilirdi yani. Yok ya olmaz siz kendinize misiniz falan diyebilirdi yani. Yani evet bir şaşırtıcı hamle kızdan gelebilirdi, ondan gelebilirdi. Elinize sağlık, devam. Öğrencilik zamanlarınızda böyle ben kendi öğrenciliğimden bahsedeyim. Kar bekleniyor denildiğine ben o anda başlıyordum sevinmeye. Kar yağdığında da böyle o kadar mutlu oluyordum ki annem kar yağdığı için mutlu olduğumu sanıyordu. Halbuki ben okullar tatil olduğu için mutlu oluyordum. Resmi tatiller dışında galiba bütün tatillere seviniyorduk öğrencilik zamanlarımızda. Tek sevinmediğimiz zaman şu an yaşadığımız zamanlar olsa gerek. Yani tüm öğrencilerin okulu özlediğini düşünüyorum. Öğrencilere gelsin. Ezik Müzikali 5 geliyor. Begüm ve Sema yazdı. İyi eğlenceler. Morning class. How are you today? Fine, thanks. And you? I'm sexy and I know it. Thank you. Evet. Çocuklar bugün konumuz past perfect continuous. Nedir bu past perfect continuous? Şey gibi. Mesela bir şey olmuş ama geçmişte olmuş. Devam etmiş gibi. Anlamadım hocam. Şu ana kadar mı? Hayır kızım. Geçmiş zamanda olmuş ama devam ediyor gibi. Hocam bir dakika. Paranormal bir şey mi? Hayır tatlım. Şey gibi mesela. Mustafa'yla tanıştığımda Bülent'le 3 yıldır çıkıyordum. Yani Bülent'le devam eden bir ilişkim vardı. Ondan sonra Mustafa'yla tanıştık bir gün. Hmm. Ama neyse oraları yani... İkisi de geçmişte oldu. Unuttum gitti. Yani hiç de şey yapmıyorum yani. Hocam? Dur ya. İşte zaten de öğrendim. Evlenmiş, gitmiş. Ay, çok saçma. Hoca hanım. Müdür bey. İyi dersler hoca hanım. Bugün boşum da dersiniz bitince bir şeyleri yiyelim mi? Teşekkür ederim. Gerekmedikçe evden çıkmıyorum müdür bey. Bir tost ısmarlayayım internetten. Fotojenik diyet yapıyorum efendim. Estağfurullah. Çok fotojeniksiniz. Teşekkür ederim efendim. İzin verirseniz dersinize devam edebilir miyim? Müdür bey? Müdür bey? Hay Allah çok kıldım. Hop! Nasıl kaldırdım ama? Nasıl yani? Dondu numarası yaptım hocam. İsterseniz size de öğretebilirim. Ay çok teşekkür ederim müdür bey. Dersime devam etmek istiyorum, izin verirseniz. Dersinize devam edin. Evet çocuklar, şimdi şurada kalmıştık, öyle değil mi? Konumuz geçmişte devam eden ve daima... Hocam! Ayvalık tost, ayvalık tost oy. Benim tosta 2 tane sayası da koy. Tosta koyduğun domatesi de soy oy. Ayvalık tost, ayvalık tost oy. Ders yapıyor o zaman müdür bey. This is not the right time, okay? A, B, C, D, E, F, G. Ay bu adam çok aceleci. Ayvalık tost, ayvalık tost oy. Benim tosta 2 tane sayası da koy. Tosta koyduğun domatesi de soy oy. Ayvalık tost, ayvalık tost oy. Ayvalık tost. Ay! Yeter! Evet. Bir 10 dakika ara verelim çocuklar dersimize. Görüşmek üzere. O zaman ben yan odadayım hoca hanım. Tamam müdür bey. Çet odası. Parolayı biliyorsunuz. Ayvalık tost. Oy. Çok sıkılıyorum ya kızlar. Kızlar orada mısınız? Çıktınız mı hemen? Buradayım. Ya çok sıkılıyorum ben ya. Okul açılsa da şöyle online olsak. Nasıl ya? Şu anda çevrim dışı mısın? Abi bizimle banttan mı konuşuyorsun? Pelin çok doğalsın ya. Peki zamanlamayı nasıl tutturuyorsun? Ay ya bu kıza lafa girme yasağı çıksın ya. Ay Pelin, Serkan'la da görüşemiyorsunuz. Çok sıkıcı değil mi? Nasıl ya? Serkan'la ayrıldınız mı? Aa Çisemcim sen gerçekten internetten hiçten çekmiyorsun tatlım. Yukarıda ne yazıyor? Bak bakayım. Live meeting. Evet ne demek? Çevir bakayım. Konuşmadan ayrı. Konuştum. Bye. Kızlar. Ya böyle olmuyor işte. Okul açılsın.
nereden çıktı bu virüs? Rahat dışarı çıkamıyoruz. Her gün 12 saat teneffüs. Seni bile özledim hipotenüs. Ne güzel, tatil gibi işte. La Casa de Papel'i bitirdim, buzdolabını yedim, toptikleri tükettim, ekranımda yok bildirim. Serkan'ı özledim, hala popüler miyim? Allah'tan baya güzelim, okula dönmeliyim. Bu da okul işte. Ay ne alakası var, bir boş yapma da. Şimdi okul açık olsa ne güzel olurdu ya. Ay arkadaşlar, ben evde unutmuşum. Aranızda fazladan tarih kitabı olan var mı? Yok, tabir kitabı var. At Murat'tır. C'deki Murat mı? Üf, sen ne alaka ya? Ya arkadaşlar, sizce de Damla Bili çok güzel değil mi? Ay evet ya. Yok ya, yani bir kere doğal değil. Ben sana tamamen katılıyorum Pelin, biliyor musun? Bence de artık hiç doğal değil. Yani bilmiyorum, biz Damla piliç tüketmiyoruz. Sonuçta biz kuru yolun piliç tüketiyoruz ama... dediğin doğru olabilir. Çisamcığım, sen kaç yaşındaydın? 16'yı yeni bitirdim. Allah Allah, hiç de göstermiyorsun. Seni devam sütüne mi başlatsak? Kızlar. Bazen çok kırıcı oluyorsun Pelin. Aa, ama tatlım, benimle problemi olan akşamları ağlayarak günlüğüne beni yazabilir. Oha, nereden biliyorsun ya? Ay! Aa! O zaman bir gün mutlaka getir de okuyalım şu Birezik Johnson günlüğünü. Serkan, aşkım bir şey soracağım. Yarım saattir bekliyorum yanıma ne zaman geleceksin diye. Bayağı da yani tuttum kendim ama içim bayağı full ya. Full ya mı? O kim bebeksi? Ya salaksın ya. Aşkım yalnız farkında mısın? Bu aralar benimle yeterince ilgilenmiyorsun gerçekten. Sürekli ya maç izliyorsun ya dizi ya iş makinesi. Aa tatlım, neden öyle diyorsun? Sana sürekli mesaj atıyorum ama. Serkan, emoji koymuyorsun. Soğuk. Ya emoji koymayınca duygu geçmiyor bana. Daha önce de bunu sana söyledim yani. Şimdi ikisi aynı şey mi? Affedersin ama yani. Mesela emoji yok. Ne yapıyorsun? Resmen hesap sordun bana şu an. Bir de şöyle düşün, emoji var. Ne yapıyorsun? Flört ediyoruz şu an. Ah, benim bebeğim flört mü etmek istiyormuş? Tamam. Bundan sonra sana sürekli emojili mesajlar atacağım. Eğer atmazsam deri ceketin nasip olmasın. Yaz, sabah güzel. Serkan, Serkan. Dün bütün gece senin coğrafya ödevlerini yaptım, bitirdim. Al. Ah, sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Ondan sonra da bütün gece rüyamda seni gördüm. İkimiz başlangıç meridyeninde baş başaydık. Uzak attım. Ben coğrafya dersini hiç sevmiyorum ya. Kızım, neden öyle diyorsun ya? Mesela ekvator çizgisini hiç bozmadı. Metin nerede lan? Uzaklaştırma aldı. Niye? Kötü şaka yapmaktan. Ey arkadaşlar, fazladan sevgisi olan var mı? Yok, dergisi olan var ama iki sayfası yapışık. Tarih bilmirse özünü bilmez. Dünü gören de bugünü bilmez. Tarihini yakşı benle, savaş ile barış ile. Hangisi kıymetli derse iyice bilende. Dersini ezber eden yarın düşmez. Düşmez yarın, yarın düşmez. Düşmez yarın, yarın düşmez. Düşmez yarın, yarın düşmez. Düşmez yarın, yarın düşmez. Alkış. Alkış. Evet. Evet. Abi sen. Haydi. Herkes yerini alsın. Nerede kaldın? Tuvalet mi? Evet. Şimdi. Geçen ders harada kalmıştık, kim diyebilir? Harada. Kimse bile bilmir. Daha geçen ders harada kaldığınızı bilmirsiniz. Gelmişsiniz burada. Tarih dersidir siz. Yazık. Allah bilebilir. Siz Elif Bağ'ı,
kerat cetvelini de sayabilmişsiniz ha? Ay ne diyor bu, ben anlamıyorum ya. Sanırım bu okula 1800'lerde atanmış. Ya Serkan, aşırı komik bir şakaydı ya. Bazen böyle nasıl yapıyorsun o esprileri var ya, onları yaparken böyle bir duruşun olsun, gülüşün böyle, kolların falan. Serkan dönün döner misin? Ne? Önüne döner misin? Of, sinirlenmeyeceğim. Evet. Yoklama aparırım. Kimler yoktur? Hocam, Sibel yok. Hangi Sibel? Desibel. Evet. Ha, unutmadan hatırlatın bana mektepten çıkanda Can'a uğrarsa selam söyleyin. Hangi Can'a? Dama Can'a. Şimdi dersimize dönecek olursak. Evet, Pelin kızım. Bak ya. Rusya'nın sıcak denizlere eniş siyasetindeki amacı ne olabilir? Yani hocam Alanya tarafına falan deniz 10 numara. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Mesela sabahları falan çarşaf gibi bayağı güzel. Orada oteller de çok güzel açıkçası. Evet. Ama ben yine Türkbük'ünü tercih ederim de işte Rusları bilemeyeceğim. Kızım seni talaşla mı beslemişler? Hı? Niye? Hı? Otur. Sıfır. Sen cetvelin ucundaki özün bilmez. Hangi ucundaki hocam? Benim asabiyetimi bozmayın. Tamam? Çok sinirlenmişim. Çıkarın kağıdı kalemi, sınav edelim. Ya! Sınav edelim. Haydi bakalım. Hocam. Evet. Yaz bakalım. Sual 1. Akdeniz ve Karadeniz ne zaman Türk gölü kimin olmuştur? Hocam onlar göl mü? Ben deniz zannediyordum. Çizem sus ve yazmaya devam et. Dur. Arkadaşın çok haklı. Evet. Sual 2. Hocam ama biz sizin söylediğiniz hiçbir şey anlamıyoruz. Anlamışsın? Evet. Hiçbiriniz anlamıyorsun. Yok hocam. O zaman şöyle yapalım. Ay balam, Ayşe balam. Hocam. Sualleri sen soruver. Tabii ki hocam. Haydi bak. Yazırsın. Okuyorum. Evet. İkinci soru. Beylikler döneminde birbirine beylik laflar edip beylik tabancalarıyla savaşa tutuşan beyler kimdir? Beyler beyi. Üç. Lale devri çocukları kimdir? Zamanları ne zaman geçmiştir? 4. Muhteşem lakabıyla tanınan 46 yıl hüküm sürmüş Kanuni döneminde Pargalı İbrahim'i kim oynamıştır? Ne sorular sormuşam be? Hocam, bir sorum olacaktı. Acaba istediğimiz sorudan başlayabiliyor muyum? Ben sondan başladım. Oluyor valla. Tamam. Evet. Serkan. 3 senedir bu dersi geçebilmişsin. Ne zaman bu dersi vereceksin? Yani hocam sonuçta tarih tekerrürden ibaret, öyle değil mi? Ayşe, Aybalam, sınavına geç. Haydi bakalım. Süreniz başlamıştır. Hocam benim bitti. Nasıl bitti? Ne ara bitti? Ha? Bu kağıt mı? Bana geldiğinde öyleydi. Ben bir şey yapmadım. Çık dışarı çık. Serkan. Devam. Serkan. Şimdi ben 3 dediğimde kağıtları değişeceğiz, tamam mı? Ben doldururum seninkine. 1, 2, 3. Hocam Ayşe kopya çekiyor. Hayır öğretmenim, kopya çekmiyorum. Hocam yani 2 lafından 3 yiyor lan. Yani sonuçta zorla kağıdını aldı Serkan. Herkes de gördü değil mi kızlar? Evet. Pelin ne yapıyorsun? Hayır öğretmenim, öyle yapmadım, çekmedim. Ay balam Ayşe, ay balam Ayşe. Senden hiç beklemirdim. Haydi ikiniz birden. Yürüyün müdürün otağına. Yürüyün. Yok hocam. Bravo Pelin ya, beğendin mi yaptığını? Ama aşkım ben öyle olsun istemedim ki aklına. Sus, tek bir kelime daha söyleme. Serkan gerçekten... Girl, just don't. Kime değilim, kime değilim. İşte ben. Ya o benim şarkım, benim. Onu da al. Her
O kızın hiçbir şeyini almışsınız. Bilirim. Laptopunuz da bayağı küçükmüş. Laptop değil lan. Tost makinası. Çift kaşarlı. Yer misin? Yok hocam, sağ ol. Duydum ki okul içinde bir takım illegal faaliyetlerde bulunmuşsunuz. Ayşe, seni böyle bir illegal faaliyette gördüğüm için çok şaşırdım. Aa, bir o kadar da üzüldüm. Hocam, Serkan'ın hiçbir suçu yok. Serkan suçsuz. Ben Serkan demedim ki. Ayşe dedim. Ha. Ne dedim? Ayşe dedim. Doğru muyum? Doğrusunuz hocam. Ayşe, senden hiç beklemezdim. Serkan, senden de zaten hiç az etmezdim. Sınav kağıtlarınıza bakıyorum. Baktım. Serkan'ın kağıdı dolu, Ayşe'nin kağıdı boş. Ben yaptım, ben yaptım hocam. Her şeyi ben yaptım. Ayşe. Kızım bak, boylu poslu, yakışıklı adam etkilenmiş olabilirsin. Benden de çok etkilenen var, biliyorum. Ben senin hocanım bak, bana her şeyi söyleyebilirsin. Yok hocam, ben yaptım. Serkan'ın hiçbir suçu yok. O zaman uzaklaştırma cezasını sen alıyorsun Ayşe. Serkan, seninle de uğraşırdım ama... tostları götürmem gereken birisi var. What can I do? Sometimes. Ayşe, neden yaptın böyle bir şey? Yine beni kurtardın. Ya kusura bakma Serkan ya. Üf, zaten hep benim yüzümden oldu böyle şeyler. Buraya kadar geldik. Üf. Hayır, kendini suçlama artık. Senin yanında Gamze mi var? Ya Serkan. Ayşe, gerçekten artık mütevazilik yapma. Neden burada olduğumuzu ikimiz de biliyoruz sonuçta. Ya ikimiz de biliyoruz. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz ama... Ha şimdi de müdürün odasında. Ya olmaz ki. Ne olmaz ki? Ne yapıyorsun yine, gözlerini garip yaptın, ne yapıyorsun ya? Ya Serkan. Ya kızım bir dur ama ya. Aa Ayşe. Allah'ın adını verdin, bir sal beni ya. Serkan. Aşkım ben çok özür dilerim. Gerçekten de niyetim o değildi benim. Ah bebeğim, it's okay. Zaten bunu uzaklaştırdılar. Aa, okay o zaman ya. Hadi biz de uzaklaşalım buradan. Gel bye. Hayallerde bile olmuyorsa boş ver Ayşe, zorlama. Yarın öbür gün yokluklar açılsa da devam et elini yıkamaya. So, 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 so. Tüm gün neler yapıyorsun söyle. Nasıl tıkıldık bu eve böyle. Başta okul yok diye sevinsen de özlersin Ayşe'leri bile. Tüm gün neler yapıyorsun söyle. Nasıl tıkıldık bu eve böyle. Başta okul yok diye sevinsen de özlersin Ayşe'leri bile. Of çok sıkıldık, challenge'lara doymadık. En az 4 kilo aldık, dezenfektanla yıkandık. Of çok sıkıldık, salı cuma şaşırdık. Pijamaya yapıştık, biraz da kafayı yaktık. Of çok sıkıldık, kaçış planı yaptık. Gittik bir ekmek aldık, 45 dakika tur attık. Tüm gün neler yapıyorsun söyle. Nasıl tıkıldık bu eve böyle. Başta okul yok diye sevinsen de özlersin Ayşe'leri bile. Tüm gün neler yapıyorsun söyle. Nasıl tıkıldık bu eve böyle. Başta okul yok diye sevinsen de özlersin Ayşe'leri bile. Güzel. Bence bu prodüksiyon bu dansı seyirci evet. Çaldırırdı. Güzel. Bu ezik müzikali güzel yazıyorlar kızlar.
Çok güzel bir okul tadı da oluyor vallahi. Yasin'in İngilizcesiyle başlayan ki... Yasin'in kaçıncı İngilizce öğretmenliği şu kelimeleri de bir öğrenin. Güzeldi ama. Tipi hani inanılmazdı. Ayvalık Dost şarkısı. Çok sence güzel. En çok hangi şarkı tutar müzikalde? Ayvalık Dost Oy. Oy değil mi? Ayvalık Dost Oy. Onu Toktik'te görür gibiyim şu anda. Ama Gürhan'ı görmüşken... Gürhan'ın esas koştuğu yeri artık istiyoruz. Bir açın kapıyı, zamanı gelmedi mi? Danslar çok iyi çalışılmış yani. Şunun için iyi çalışılmış diyorum ben. Bu genelde 1,5 günde yapılan ev yapımı müzikal tadında bir şey. Tabii, tabii. Yani o şartlarda bir araya da gelip çalışılamadığı düşünülürse çok çok iyi. Ama bu skeçte, zilnik skeçti. Aferin çocuklar. Hocam merhaba. Sizi çok özledik. Merhaba aslanım. Ben de seni çok özledim. Biliyorum ki beni duyuyorsunuz. Ama ben sizi duymuyorum. Çok eğlenceli. Evet, iki baba bir evde olsaydı... ...bu süreçte, pandemi sürecinde... ...acaba ne olurdu? Ben sormadım. Cenan sordu. Oğuz sordu. Cansu sordu ve Ozan sordu. Dünür 19 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. İzdivaç, yoksa biz mal mıyız Kayseri'den Zonguldak'a kahve içmeye gelelim, değil mi yani? Sakin babam, biraz sakin babam. Anlatıyorum ya, ben hani şey olsun diye, bir şey şakalaşma olsun diye. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Bahar'ı, oğlumuz Ömer'e istiyoruz. Şimdi kız almak mı zor? Yoksa vermek mi bilemedim. Yani gençler aralarında konuşmuş, görüşmüş, anlaşmışlar. Benim mal yerine koymuşlar. Estağfurullah. Kızım yani şimdi haberim oldu çünkü benim. En azından anana söyleseydin ya. Annemin haberi vardı baba. Tabii ya. Tabii ya Fatıma. Ben kimim ki zaten bu evde? Şimdi sırası mı ama Serdar? Dezenfekte çok önemli bu dönemde biliyorsunuz ki. Şöyle çok önemli. Çok titizim, çok. Beyefendi, cevabınız nedir acaba? Tabii yani büyükler olarak bize önlerini açmak bir şey. Verdim gitti. Hayırlı olsun. Dur. Son dakika haberi. Korona ile ilgili açıklama yapılıyor. Nereden bulaştık arkadaş koronada? Efendim? Anlamadım. Yaklaşma diyorum evladım, nesini anlamıyorsun? Değerli vatandaşlarımız, ülkedeki korona salgını dolayısıyla sosyal mesafeye muhakkak dikkat edilmeli. Her zaman söylediğin şeyler dedi. Oğlum öp kayınbabanın elini. Asla ama asla bu süreçte yakın temas edilmemelidir. Yakın temas edilmesin diyor, öpmeyelim. Uzaklaştın. Hayırlı uzak olsun tam. Kızım. Öptün saydım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dünürüz. Öpücük atıyor. Hedefi şaşırdı. Oğlum neden öpücük atıyorsun? Öp dedim hayır, baba. Hayır oğlum, Allah Allah efendim. Bize artık müsaade, düğün işlerinde sonra konuşuruz. Yolumuz uzun, Kayseri'ye döneceğiz. Haydi. Ay. Bu önlemlerin başında ise şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilmiştir. Nasıl, hangi şehirlere? Kısıtlamaların geçerli olacağı yerler 30 büyük şehir. İyi, biz Zonguldak'tayız, yürüyün. Ve Zonguldak. Tamam, otobüsle gideriz oğlum, bak. Otobüs seferleri iptal edildi. Tamam, uçakla gideriz oğlum, bak. Uçak seferleri iptal edildi. Ama oldu olacak, dünyayı da uzaylılar bassın. NASA UFO görüntüleri yayınlar. İtalya'da giderken bizi Kayseri'ye de atar NASA zaten, he? He, UFO'yla atsın lan. Vallahi yarın çok önemli görüşmelerim var ama olmaz ki. Baba, Zonguldak'ta kaldık. Oğlum neden gülüyorsun? Güleceğine bir otel baksana yavrum. Baba ne oteli ya? Otel niye bakıyoruz baba? Burada kalırız işte. Tabii burada kalalım. Ne olacak canım? Boşa masraf. Olur mu efendim? Paranın ne önemi var ya Allah aşkına? Kısıtlamalar şu an için en az 30 gün sürecek. Madem ısrar ediyorsunuz kalalım efendim. Kalalım. Tabii ısrar ediyoruz yani. Lütfen kalın Dünür. Daha Dünür mü? Tabii.
senin için de uygunsa. Hızlı içtin, için yanacak. Yandı zaten. Kalalım o zaman. Anne. Ay, güzel oldu bu. Oğlum. Ay durun, ben şimdi o zamansa bir pijama ayarlayayım. Ayak. Gideyim 90 derecede yıkayayım, parçalanırsa dikeyim, havalandırayım, getireyim. Bizi direkt makineye atın. Baba. Ay anne, ben de yardım edeyim anne. Ya Müfneze, sen de yardım et. Buyurun buyurun, lütfen. Hayır. Oturun buyurun. Senin gidelim. Pijamaları da kilitleyeceğiz ama. Hiç sorun değil, lütfen. Allah razı olsun. Lütfen devam edelim. Solda, evet solda. Solda. Orada hanım sizi karşılayacak. Altyapı Ana Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Gece Sürer. Karantinanın 3. günündeyiz. Yasağa uymayıp dışarı çıkanları dizginlemek için polis boş gezenin boş kalfasını tutukladı. Ebeveynlerse bu süreçte çocuklar gibi şenlendi. Dönürüm! Dönürüm! İyi misin? İyiyim. Olur böyle küçük hatalar olur ya. Ya Dünür, iyi ki geldin ya. Karantinayı beraber geçirmek çok iyi oldu. Ben seni çok sevdim ya. Vallahi ben de seni çok sevdim Dünür ya. Gel buraya. Peki ya sosyal mesafe? Siktir et, gel. Hayır. Önce kendi, sonra senin sağlığın için sosyal mesafeyi önemsemeliyiz. Buyurun otur. Lütfen otur. Ay, ay vallahi baktım, sıkıldım, bunaldım ya. Elimi yıkadım, sonra musluğa dokunduğum için musluğu yıkadım. Sonra tekrar elimi yıkadım, musluğu yıkadım, elimi yıkadım. Bu döngüde boğuldum Serdar. En son musluğu nasıl kapattın? B'ye kapattım. Aferin. Ana, virüs bana bulaşmış olmasın. Ben hemen gideyim ellerimi yıkayayım. Dur, dur, dur. Koronya ya. Fatma Hanım, koronya. Tabii, 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 tabii. Buyurun, aman, aman. Allah Allah. Aman. Yayla geldi. Oh, ya bir ağzımız datlansın ya. Heh, ver kızım. Pardon baba, görmedim. Lan neyi görmedin? Bu pijama ne oğlum? Baba evde pijama kalmamış. Benim hanımın pijamaları. Müstakbel. Buyur baba. Baba mı? Baba diyecek tabii çocuk. Ne diyecek Dünür ya? Doğru. Baba diyecek tabii canım. Yani artık. Bak kızım, kumandayı uzatır mısın? Buyur baba. Sağ ol kızım. Baba mı? Baba diyecek. Ne diyecek Dünür? Ay haydi o zaman açın da Sadık Bey Survivor'ız diyelim. Ama bugün pazar, çok güzel hareket var. Doğru. Olur mu ya? Bugün Survivor günü ya. Ama yok, Survivor her gün var. Bugün pazar, çok güzel hareket var bugün. Ama ödül oyunu var. Ama çok güzel harekette de ödül oyunu var. Yılmaz Hoca zil çalıyor, ödül veriyor çocuklara. Tamam Sadık Baba, ikisini de izleriz. Ha, ikisini harmanlarız evet. Baba. İkisini nasıl harmanlayalım oğlum? Cihan Talay'la Hamza'yı ödül oyununa mı çıkar? Nasıl harmanlayalım? Ya tamam tamam, sen istediğini izle Dünür lütfen ya. Sağ ol. Misafirsin sonuçta yani. Abi sonuçta misafiriz. Abi misafir. Kumanda daha problem mi var? Bakayım ya, ne olmuş kumanda? Yok canım, ben hallederim. Oğlum alet çantamı getir içeriden. Benim alet çantam demek istedi. Benim alet çantamı getirir misin kızım içeri? Yok, gerek yok, gerek yok kızım. Ben hemen şu pilleri bir ısırırım, cayır cayır çalışırım. Olur mu ya? Ben yeni pil takarım ona, pilleri niye ısırıyorsun? Ama müsrif yapmaya gerek yok Dünür müsrif ya. Vallahi ben şimdi şuna vurdum mu bak. Vurma kumanda mı ama şimdi Dünür yani? Niye vuruyorsun ki kumandaya? Senin kumandan değil mi Dünür ya? Doğru, kusura bakma. Senin evin, senin kumandan, senin televizyonun, senin programların. Kusura bakma Dünür. Allah razı olsun, sağ olasın. Senin çayın. İçiyorum. Afiyet olsun, şifa niyetine. Sağ ol. Hayırlı geceler. Ben yatayım artık. Haydi Müfreze, odamıza geçelim biz. Sadık, mantıken oda da onların oluyor. Bir kere beni destekle. Ama bir defa. Mantıksız oluyor, anladın mı? Onların odası olduğu için. Çelenin, kapat ama. Ya tamam mı? Allah benim de tadım tuzum kalmadı. Hadi gidelim Fatma, yatalım ya. Yatalım ama ya biraz ya. Hadi yatalım, hadi. Ya uf ya. İkisinin de istediği olmadı. Ne olacak şimdi böyle? Bir kumanda daha alsak oluyor aslında. Olmaz ya, olur mu öyle? Doğru. Cihan Talay'la Hamza'yı Survivor'a yollasak kesin olur ama. Ya ne diyorsun Ömer ya? Ben ondan mı bahsediyorum? Ne? Babamlar sabahtan beri kavga ediyorlar. Sen gelmişsin bana. Burada Cihan Talay'la Hamza diyorsun yani. Olacak iş mi? Ama... Karantinanın 23. günündeyiz.
Bu süreçte evde anlaşamayan çiftlerin sayısı gittikçe artıyor. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama... Rahatladım ha. Ya tutamadı kendine, laf soktu kadın ya. Hava durumuyla devam ediyoruz. Günaydın. Sana da. Tabii bu saatte uyanmaya günaydın denirse. Gece yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez paşam. Karantinayı uykuya tutturuyorum. O zaman ne anlamı kaldı karantinanın? Oldu olacak. Karantina günlerine özel beni sanayiye işe ver. Baba, faturaları ödedim. Para üstüyle de gözlük aldım. Aferin oğlum. Nasıl ya? Ben fatura falan ödetmedim. Ben ödettim Dünür. Bir çorbada tuzumuz bulunsun. Belki maddi durumun iyi falan değildir. Olabilir yani. Sen paranla artist mi yapıyorsun bana? Yok canım, olur yani. Biz de kalıyoruz ödeyelim diye. Kaç para tuttu Ömerciğim? Kaç para tuttu? Boca önemli değil ya. 42 lira 45 kuruş. Nasıl önemli değil ya? Al. 21 lira 50 kuruş. Onu da oradan yerden alırsın. 50 kuruş, 5 kuruş fazla veriyorum ki 5 kuruşluk adamsın anlamında. Sen bana paranla artistlik mi yapıyorsun? Sen bana paranla... Evinle artistlik yaptın, yetmedi. Paranla mı artistlik yapıyorsun? Yok, evinle artistlik yaptın, yetmedi. Paranla artistlik yapıyorsun bana. Bir dakika ya. Niye bağırıyorsunuz ama? Korona yüksek ses, telde bulaşıyormuş. Anne, sen şimdi bağırmadın mı yani? Allah Allah. Hadi sakin olun. Bak, bu evin bir kuralı vardır, tamam mı? Benim evimin de bir kuralı vardır. Bu evde kumanda bende durur mesela. Benim evde de kumanda bende durur. Allah Allah! Bu evde faturaları ben öderim. Benim evimde de faturaları ben öderim. Benim evimde bu saatte uyanılmaz. Benim evimde de ostra ostra uyunulur ha. Allah öyle Allah ama ya. Yani konuşuyoruz değil mi? Söyleyeyim dedim. Sakin olun. Hayır oğlum. Kendi evinde uyuyor o zaman ya. Allah öyle Allah. Mi? Yürü oğlum, otele gidiyoruz. Yürü Ömer, de daha da bu eve adımımı atmam mı? Ya git, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsam gidiyorum. Ya, nereye baba, gidiyorsam? Bir dakika durur musun? Oğlum. Oğlum bir dakika. Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamaların başladığı yer 30 büyük şehir. İyi, biz Zonguldak'tayız. Yürü. Ve Zonguldak. Ama bilerek mi yapıyorsunuz ya? Kısıtlamalar bu gece 12'de başlıyor. Saat kaç? 23.58. Abi ay arkadaş ya. Şimdi Hay Arkadaş dizisi sizlerle. Bilerek mi yapıyorsunuz? Baba bu inadıma yapıyor. Ya baba, ne alakası var? Bir dakika durur musun ya? Tamam, sorun yok, sorun yok. 2 dakikamız var değil mi? 2 dakikada neler neler yapılır? Yürü. Neler yapılır baba? Seni yaptık 2 dakikada. Daha ne yapalım? Yürü oğlum, haydi Müfreze. Müfreze! Ay! Ben onu sirkeli suda unuttum. Müfreze! Biraz daha kalsaydım turşu oluyordum, sağdık ya. Ya arkadaş, bu nasıl bir evin içine düştük? Geçen de beni havalandırmaya balkona çıkardı, orada unuttu. Yürü Müfreze. Tamam baba, sen... Yürü oğlum, konuşma. Yürü Müfreze. Haydi Müfreze, haydi. Ömer, haydi oğlum. Baba, haydi. Ben burada kalacağım. Efendim? Ben burada kalacağım. Anladım. Ben... Sen burada kalacaksın. Suratına tüküreceğim. Taşıyıcıyımdır diye korkuyorum. Evladımsın. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kal kılıbık. Kal bu evde. Sen de kal. Al başına çal. Sen de al evini başına çal. Bir daha bu eve gelirsem adam değil. Her yeri bekçiler sarmış ya. Kapının önünde hep bekçiler duruyor ya. Bekçi değil ya baba onlar. Gece kartalları. Ne? Gece kartalları. Sokağın yargıçları da olabilirmiş aslında. At gibi giden it gibi dönermiş. At belki. Asilsiniz anlamında Sadık Bey. Evet. İnanmıyorum. Asil. Hayır. Sadık, üzülme bak. Asilsiniz anlamında diyorum. Baba! Gel içeri. Efendim şuraya imzalayın. Yaklaş bana. Efendim? Yaklaş diyorum. Anlamadım. Yaklaş diyorum evladım. Bitti. Bitti artık. Değerli vatandaşlarımız, gördüğünüz gibi korona bitmiştir. Ülkemize geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya. Vallahi bitti ya. Oh kızım. Bu süreçte sağlık çalışanlarımıza ve kahraman Türk halkına teşekkürü borç bilir. Vatandaşlarımız saat 00 itibariyle normal yaşantılarına dönebilirler. Teşekkürler Türkiye. Vallahi süperdi haber ya. Çok güzel oldu.
Haydi Müfrez'e gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Baba, gitmeden bir sakince bir konuşsak. Kes! Baba, gitmeden bir sakince konuşsanız. Mantıklı kızım, olur. Baba, ben de aynısını söyledim. Konuşacak ne kaldı ki kızım? Bir kırık kalp, heba olan bir korona. Karantina. Peki ya çocuklar? Onu ne ara yaptınız? Hani sosyal mesafe? Ha, bunu mu diyoruz? Bu çamaşır ya, çamaşır bunlar. Ben bu çocuklardan bahsediyorum. He, Bahar bizde kalsın. Ömer de sizde kalsın. Ne diyorsun bu? Olur, hafta sonu görüşürsünüz. Ömer'le görüşmem. Tamam, Bahar'la görüşürsün. Bahar'ı ver, Ömer artı bir miktar para. Allah Allah ya. Sadık, kızı alacaktık, oğlanı veriyorsun şu anda. Ben istemiyorum. Ben bu çocuğu artık istemiyorum. Defol. Git, burada kalmak istiyordun ya. Öyle kal mi? İşte. Öyle olur. Ya tamam, tamam Sadık. Tamam baba. Tamam Sadık baba, uzattınız birazcık. Kızım, uzattığımız bir şey yok. Denedik işte, olmuyor ya. Aynen öyle. Bir evde iki baba olmaz. Baba, belki bir evde iki baba olmaz ama bir çocuğun iki babası olabilir. Bebe, bileğinden geleni kalmadı ben geleni. Böyle görünüyorsun gözüme. Kılıbık. Böyle duyuyorum seni. Baba. Defol. He baba ya. Ney baba ya? Çık. Ya baba, bir çocuğun iki babası olabilir. Mantıklı kızım. Ya ama aynısını söyledim baba. Hiç de aynısını söylüyorum. Tamam, tamam canım. Bu karantina zamanlarında böyle şeyler olur. Eniş çıkışlar. Çok normal. Tabii canım, bu dönemde boşanmalar da arttı zaten. Normal yani. Biz evli miyiz Müfrez'e? Evli değiliz. Biz evli değiliz ama çocuklar evlenecek. Ya biz de onlara babalık edeceğiz. Haklısın Dünür. Ne diyeyim? Çocuklar da üzüldü ya. Çocuklar sizden çok özür dileriz. Özür dileriz. Gel sarılalım çocuklarımıza, gel. Sarılalım be. Kızım. Gel lan, gel lan. Kaçın lan. Gel lan. Şakayı gördüm. Şimdi uzun bir süreci anlatan uzun bir skeç. Evet. Her şeye rağmen çok iyi gidiyordu. Televizyon geçişleri falan filan çok iyiydi. Yalnız final bir sarktı galiba. Biraz uzadı. Final, işte finaldeki yapılan hata da skecin kaderini daha çok etkiliyor skecin baş bölümüne göre. Yoksa mesela Yeşim, çok beğendim Yeşim bu skeçte. Evet. Tatlıydı. Biraz daha sağlam laf verilip daha etkili hale getirilebilirmiş. Çok pas almadı. Sağlık Bakanı yardımcısı güzel bir dünün romantizmi güzeldi, sonra çatışmaya dönüşmesi güzeldi. Canan iyiydi, Canan'ı övelim. Evet, Canan'ı biraz övelim. Unutmayalım. Oğuz'u övmeyi unutmayalım. Bütün çocuklar iyiydi. Yalnız skeç zile giderken ne diyorsun Metin? Bir orada bir şey oldu hocam sizde durdu, be. Durdu. Size aynı şeyleri yani söylüyorum. Finalimiz genellikle ders verirken bitirme finalinde kredimiz sonsuz değil. Yani sonuçta bir güldürü programı burası. Yani finalinde hem mesajı tamamlayıp hem gülme almalıyız. Bir eksik olduğu zaman yani skecin finalini didaktik bir şekilde bitirelim gibi oluyor. Biz buna az didak diyoruz. Alt didak diyoruz. Alt didak diyoruz. İnşallah skecin sonundaki gibi bir gün Sağlık Bakanımız evet ya, çıkar ve inşallah öyle olur. Bu kabusun bittiğini söyler. Çok da benziyordu Sağlık Bakanı'na. ÇG'ye yani zile giderken ÇG'ye olan bir skeç. Evet, Talha da çok benziyordu. Evet, çok benziyordu. Yaklaş. Yaklaşma güzel şakaydı. Devam. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, hepiniz ekranlarınızın başlarına tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Çok çirkin, çok kötü bir süreç. Ama bu süreçte en bizi etkileyen tabii ki evlerde oturmamız. Yani çok sıkıldık hepimiz. Biliyorum. Ben de sıkıldım. Ben bir de tek başıma girdim pandemi sürecine.
Ve bayağı evde kendi kendime konuşuyordum. Bayağı sohbet falan ediyordum. Sosyal medyada da şey gördüm yani. Hani sizin eşyalarla konuşmanızda problem yok. Eğer eşyalar sizinle konuşursa... o zaman bir sıkıntı var diye bir şey gördüm. O zaman rahatladım. Öyle olunca. sevgili hocam, değerli hocam Yılmaz Erdoğan'a da buradan sevgiler. Onu asiste eden Metin Pıhlıs'a da sağ sevgiler, saygılar. Sevgiler, karşılıklı. Şimdiki skecimiz mesleki eformasyon. Metin Pıhlıs yazmadı. Niye Metin dediysem? Birden Metin geldi içimden. Hilmi Deler ve Cihan Talay yazdılar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Filmlerde falan da en sevmediğim. Onunla umarım dalga geçiyor arkadaşlar. Böyle herkesin birbirine tuhaf tuhaf bir şeyler yedirdiği hiç hayatımda da görmedim yani. Neşeli kahvaltı çok yaptım ama kimseye bir şey böyle... herkesin birbirine getirmesi diye bir geleneğimiz de yok aslında. Bir Yeşilçam bunu başlattı, bizim çocuklar da devam ediyor demek ki. Verdiyse. Tereyağı. Neden olmasın? Kalp krizine neden olmasın? Annen haklı. Neden olmasın? Ama bak bak, reçeli ben yaptım. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Menemeni de ben yaptım. Ekmeği de ben yaptım. Ayol biz daha ne yapalım? Bence kahvaltı yapalım, geç kalmayalım. Bayılıyorum bu aile kahvaltılarımıza. Oh canım ailem benim. Oo sofraya bak, bana niye haber vermiyorsunuz? Ben. Sen niye odandan çıkıyorsun ya? Ya. Git çabuk odana git. Sesinizi duydum baba. Ya sesimizi duydun madem niye geliyorsun burada bizim huzurumuzu bozuyorsun ya? Burada ağız tadıyla bir kahvaltı yapacağız. Niye geliyorsun? Ya. Bir dahakine daha sessiz olalım da bu sesimizi duyup gelmesin. Tamam. İstemiyoruz seni bu sofrada. Anlamıyor musun? Kızım, neden kardeşine öyle söylüyorsun? Nasıl söyleyeyim baba? Şöyle söyleyeceksin. Git odadan! Git odana git! Tamam, siz de şeyini çıkarmayın, abartmayın, tamam. Evet ya, ne olur ben de otursam sofraya, acık kenarından ben de yesem sizinle birlikte. Ha? Ne oldu ya? Gel hep beraber burada kahvaltı yapalım istersen. Sonra ne güzel kahvaltı yaptık ya biz ailece diyelim. Sarılalım, öpüşelim. Vallahi mi? Hatta kahvaltıdan önce sarılalım mı? Yavuz! Yavuz bu bize doğru geliyor Yavuz. Sana öyle geliyor anne. Yok bana da öyle geliyor. Demek ki bize doğru geliyor. Vallahi... Yahu ben ne dedim işte bize doğru geliyor bu. Bize geliyor. Yavuz bir şey yap. Yavuz. Kızım, kızım git banyodan tıraş köpüğünü getir. Çabuk koş, koş! Sakın bıyıklarını kesin deme ha. Ya yok bıyık falan kesmeyeceğim ya. Ha. Dur. Rahat ol. Çabuk dedim. Getir. Getir, getir, getir. Ver bana. Ne yapıyorsun? Dikkat et. Doğruyum beni. Dikkat et. Sus. Tamam. Hadi çekil. Tamam, tamam. Yavuz gel. Bu çizgiyi geçmeyeceksin lan. Baba bu ne ya? Oldu olacak bir tane de top koy şuraya. Frikik kullan buradan. Kusura bakma Ardacığım. Bizimle kahvaltı yapamazsın. Hı. O zaman ben de tek başıma kahvaltı yaparım. Lan. Sofraya oturuyor. Lan. Oğlum yeme lan. Biz gidince yersin lan. Keşke şu çizginin ben diğer tarafında kalsaydık Yavuz. Keşke bu tarafında kalmasaydık. Yanlış yere çizdim çizgiyi ya. Ne mal adamım ben ya. Evet ya. Lan mamayım ben. Ne kadar güzel bir tereyağı bu. Köy tereyağı mı? Annem köyden gönderdi. Amma da çok şey hazırlamışsınız. Ben nasıl bitireceğim tek başıma bunları? Bitirme lan. Oğlum yeme lan hepsini. Yeme diyorum. Biz gidince yersin lan. Bağırma çocuğa. Allah Allah. Lan ayı. Hadi. Yeme şunu. Ayı demesene çocuğuma. Ne diyeyim? İşte çizgiyi geçene kadar dayı de ki bitirmesin hepsini. Ben buna dayı demem ya. Benim dayım kalender adamdı. Ben buna en fazla Fazıl enişte derim. Yeme lan! Ya bak bak. Reçelden de annem yaptı çok güzel. Menemeni de ben yaptım soğansız. O da çok güzel. Kızım. Ekmeği babam yaptı. Hep o yapıyor zaten. Kızım sen iyi misin? Niye özendiriyorsun? Hiç kalkmayacak sofradan. Kalkacağım kalkacağım. İşim var zaten. Görüşmeye gideceğim. Ne işin var lan? Ne görüşmesine gideceksin? Nerede? Ne nerede? Oğlum kendin demedin mi az önce işim var görüşmeye gideceğim diye? Ne görüşmesi bu? Kim ya? Yok baba yanlış duymuşsun. Uzaktasın ya sen yanlış duydun ben. Ben de öyle duydum Arda. Tamam anne sen de uzaktasın. Annemle babamı kandırabilirsin ama beni kandıramazsın Arda. Günlüğünü okudum abla. Anne ya bu benim günlüğümü okumuş. Kızım senin günlüğün mü var? Evet benim günlüğüm yok ki. Kandırdım. Seni daha çabuk kandırdı.
Ne anasının gözü bir çocuk oldu bu ya? Aa, gözünü benden aldı ama ondandır. Ben, oğlum bırak diyor. Ben gidiyorum ya. Hayır. Bırak. Oğlum bak, vallahi oraya gelirsem canını yakarım senin. Hayır. Bırakın gelsin, gel hele, gel gel. Oğlum, nasıl getirdin onları? Hayır. Zaten sen gelsen de gelmesen de ben bu evden gideceğim. Arda. Ne görüşmesiymiş bu, çabuk söyle, vallahi bizi bir daha bu evde göremezsin. Ben okulu bırakıp kargocu olacağım. Hı? Ne dedi bu? Kargocu dedi. Kargocu diyor. Kargocu olacağım dedi. Yok ya, bence içimizden biri risk alıp bunu dövsün. Yok, o kadarına gerek yok. Ne oldu, beğenemediniz mi kargocu olmamı? Oğlum, konu bu mu şimdi? Biz onu mu diyoruz anneciğim? Ha? Senin okulu bırakıp iş yapmana ne gerek var? Hı? Bu paraya, yani eve getirecek paraya ne ihtiyacımız var? Niye ya? Siz yaptığınız işleri para için mi yapıyorsunuz? Abla, sen para için mi yapıyorsun? Hayır tabii ki. Anne sen? Hayır canım. Baba? Hı? Ben evet. Yok, hayır. Ne? Hayır, yok ya. Biz zaten, benim günlük mesaim bu. Yani ben hep yaptığım mesai. Lan mesaiye geç kalıyorum. Beni lafa tuttunuz ya. Senin yüzünden mesaiye geç kalıyorum. Sen görürsün. Sen görürsün lan. Demek okulu bırakıp kargocu olacaksın. Öyle mi Arda? Evet anne. Eminsin kendinden. Evet, eminim. Ben de sonunda alkışlanacak bir iş buldum. Benim sizinle gurur duyduğum gibi siz de benimle gurur duyacaksınız. Oğlum, gurur duyman neyine yetmiyor da bir de kendinle gurur duyduracaksın illa. Kızım sen devam et, benim hazırlanmam lazım. Demek okulu bırakıp kargocu olacaksın, öyle mi Arda? Evet abla. Peki dağıtımda mı olmayı planlıyorsun, paketlemede mi? Dağıtımda başlarım, sonra terfi alınca paketlemeye geçerim. Ondan sonra da Allah kerim. Oğlum, sen görürsün. Şu pandemi bir bitsin. Şu sosyal mesafe kuralı bir bilsin, ben seni Ozan'dan öpeceğim Arda, görürsün sen. Baba sen devam etsene, ben de giyinip geleyim, yoksa ben de geç kalacağım. Tamam kızım, çabuk hazırlan, beni de fırına bırakırsın. Tamam. Vay be. Demek okulu bırakıp kargocu olacaksın ha? Ya evet, kargocu olacağım. Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Oğlum, senin bir kere sokağa çıkman yasak, sığır. Nasıl kargocu olacaksın sen? Hafta sonu senin de sokağa çıkman yasak ama fırının arabasıyla geziyorsun. Lan ben keyfine mi geziyorum ben? Hı? Allah Allah, ben millet elinde 45 dakika pideyle gezmesin diye geziyorum sokaklarda. Tamam tamam, konu kapandı. Bittiriyor beni. Tamam, bağırma sen. Arda, direkt odana geçiyorsun. Bizi yormuyorsun annem. Bir de sen bizi yorma, ha? Ya ben mi yoruyorum sizi? Bütün gün evde hiçbir şey yapmadan oturmak ne kadar yorucu biliyor musunuz siz ya? Eskiden ben sesinizi duyduğumda koşa koşa odadan gelirdim. Şimdi koşa koşa odaya gidiyorum siz öyle istiyorsunuz diye. Ya yeter. Bütün gün evde acaba akşama sağ salim gelecekler mi, gelmeyecekler mi diye beklemek ne kadar zor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Doğru düzgün konuş annenle. Yavuz bir şey demedi ki oğlan. Ya. Diyecek gibi oldu sanki ama ya. Bir sakin ol. Tamam, çocuk heves etmiş. Heves etmiş. Hevesi kursağında kalsın. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Al işte bak, ablam da geldi. Geç geç yanlarına geç. Yemin ediyorum sizi böyle üçünüz görünce alkışlayasım geliyor ya. Siz evden gittikten sonra ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ne olur şu kapıdan hep birlikte Fantastik Dörtlü gibi çıksak, ne olur ya. Lan oğlum, biz dışarıda sinema filmi mi çekiyoruz lan? Ya paşamız sıkılmış, değişiklik arıyor ya. Ya hayır, ben de faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Oğlum sen faydalı bir şey yapıyorsun zaten. Ama alkışlanacak bir şey yapmıyorum. Ya evde kalmak ne kadar daha zor, senin haberin var mı? Ben bütün gün gereksiz dışarı çıkan insanlara ceza yazıyorum ya. Evet anneciğim, sen evde kalarak bir şeyleri başarıyorsun zaten. Evet oğlum, sen o koca koca adamların yapamadığını yapıyorsun lan. Vallahi sen evde kalmayı başarabilirsen ben de seni alkışlayacağım. Alkışlıyorum hatta. Ben de alkışlayacağım lan. Ben de seni alkışlıyorum. Düşünceli oğlum. Oğlum, herkes bir şey yaparsa değil, herkes üstüne düşeni yaparsa geçecek bu günler ya. Geçecek lan, biraz sabret. Ya seninle çıkacağız, dışarıda top bile oynayacağız lan. Oğlum, o ağaçlı yoldan stada gideceğiz. Beşiktaş'ımızın maçını izleyeceğiz lan. Vallahi özledim ben de be. Ya ölürüm ben sana. Yaklaşma diyorum, yaklaşma. İyileşmek yok. Tamam, tamam, gelmiyorum. Ya ben sizi üzmek için demedim. Tamam, evde kalıyorum. Aklınız bende kalmasın. Tamam, tamam, tamam anneciğim. Sen kal, hadi biz de geç kalıyoruz. Hadi, hadi gidelim. Arda, sakın tanımadıklarına kapıyı açma, tamam mı annem? Tanıdıklarını da açma ya. Otursun oturdukları yerde. Al kızım maskeyi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet olun. Bir şey önermesi zili çaldırır bunu. Hani evet. Ertuğrul, hani şu şartlarda. Önemli, zilli bir önerme, doğru. İtiraz edilmeyecek bir şey. Güzel, çocuğun duygusu güzel, konu güzel, doğru bir tespit. Fantastik Dörtlü güzel bir evet. Şeydi.
Bence en tatlı buluşta alkışlanacak bir işin olması insanın konusuna yapılan vurgu. İnsanın kendine soracağı bir soru gerçekten. Alkışlanacak bir iş yapıyor muyum? İyi bir soru. Yani eskiden böyle deyince sadece sanat vesaire bizim işler akla gelirdi. Ama görünen o ki bizden de önce çok alkışlanacak meslekler var. Şu anda işte arkadaşların gösterdiği bütün meslek gruplarına tekrar saygı duruşu ziller sizin için şahsen. İnsanlık için riske giren insanların iki dünyada da ödülleri vardır. Başkası Olma, Bensiz Ol isimli bir skeç gelecek. Begüm Çağla Taşkın yazdı. Bir restoranda geçiyor gördüğünüz gibi. Güzeldi bir restoranda. Özlemişizdir restoranlarda olmayı. Ama gittiğimiz restoranlarda biz oraya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onlar bize değilmiş gibi duruyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. I want my steak medium rare. You? Sometimes medium, sometimes large. Şimdi kalıba göre değişir, biliyor musun? Misal bu medium. Hanım efendi az orta pişmiş biftek istiyor beyefendi. Ha. O zaman şimdi şey olmasın, aynısı olsun. Okay, medium, medium. Of course, madam. Anything else? No, thank you. Thank you, kardeş. Thank you. My pleasure. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mı? Tabii ki. İsmail ZK. Hmm. Ceketiniz var mı? Var. Nerede? Evde. Buranın bazı belli kuralları var. Genelde bizim alışmış müşterilerimiz bilirler ama neyse. Buyurun masanız efendim. Ben piyanoya mı oturacağım yoksa piyanoyu mu bana oturtacaksınız? Bu ne ya? Bu nedir ya? Çok yakıştı değil mi öyle? Sağ olun, teşekkürler. Ben çekeyim canım. Teşekkür ederim İsmail. Çok naziksin. Ay. Ne kadar şık bir yer değil mi İsmail? Tabii ki. İstanbul'un en iyi Fransız restoranı burası. Harikasın. Bayılırım Fransız mutfağına. Ha. Ha, bakayım. İnanmıyorum. Menü de Fransızca. Hayret. Aa, İsmail bak bak. Şef garson da Fransız galiba. Ben hallederim, ben de. Ha, tamam. Bonjour. Pasta kızı şakza kızı'ya hoş geldiniz. Bu akşam sizlere ben yardımcı olacağım. Benim adım Petitbeu Jean-Claude Hamzu. Bonjour Hamzu. Menü anlamadıysanız size açıklayabilirim. Aa, sorun yok. Merci beaucoup. Très bien. O halde bu akşamki ilk spesiyalimiz İspinor yatağında Jaja Rusto Pirelli Portakalli, Biyosa kenarlarıyla fırınlanmış Thierry Henry ve Hakan Peker. Hakan Peker? Lezzetli. Ay ben şey yapamadım şu an. Ben de yapamadım ya. Juhu juhu konuşunca hiç anlayamadım ha. peki, Bleu Fromage en krem sosun içinde Meryl Demirel var mı? Bu sezon yok. Var mesela, maalesef. Ama isterseniz hardal pohtan pohtan sos ile servis edebilirim. Hmm, pohtan pohtan. Ay ben bilemedim. İsmail sen seç canım. Sana güveniyorum. Monsieur? Ha, o zaman şey yapalım. Pardon, telefonum çalıyor canım ya. bir saniye. Alo. Sana güveniyorum. Şaşırt beni. Ben şey... Ute papa ute. Oui, oui. Metro istasyon. Zeytinburnu, aktarma, merter, Cihan Talay orada bekliyor. Biz o zaman es spesiyelinizden alalım birer tane. Très bien, madame. Teşekkürler. Monsieur? Eyvallah. Aman, gracias. Merci. Bu arada, pardon. Aperatif bir şeyler alabilir miyiz? Aperatif, aperatif. Sen az önce gracias falan bir şey soracağım. Senin İspanyolcun mu var? Abartacak bir şey değil canım. Öyle derdimi anlatacak kadar. O zaman como estas? Sergio Ramos. Ben bir su isteyeyim. Duymadım. Anything else, madam? No. Yes, I want candle. Okay, Kadir, candle. Kandil? Kandil geçti ya. It's not candle today. No, no. I want candle. So it will be romantic. Romantic?
It's not romantic. Dini bir şey. Bey. Kardeş. Dini neydi İngilizce? Ah, ben de İngilizce yok. Full Fransızca. Bu ne? Akbatif. Roka. Böyle aperatif mi olur ya? Yanına iki de soğan kıraydınız. Yani dere otu. Bizim limonu yedi. Bak bak, sen bir de benim tabağa gör. La döşünü aldıkları dana bile hala canlı olabilir, biliyor musun? Bu nedir ya? Kadir, kandil. No kandil. Ya tamam, hayırlı kandiller, tamam. Beyefendi, hanımefendi ne istiyor? Romantik olsun diye. Okey, okey. Let's romantic. Okey. Okey. Okay. I will check, madam. Thank you. Su istemedin İsmail? Ya lafa daldık, önemli değil. Sonra söylerim. Aa, canım. Pardon, bakar mısınız? Bir su alabilir miyiz acaba? Hanımefendi, neden sesinizi yükseltiyorsunuz acaba? Çok merak ediyorum. Anlamadım. Burası çok elit bir mekan. Biz neyiz? İzmarit. Müşteriyiz biz ya. Beyefendi, buranın kurallarına uygun davranamayacaksanız sizi dışarı almak zorunda kalacağım. Lütfen. Ne diyorsunuz ya? Bir dakika kardeşim, sen ne diyorsun ya? Ben kime laf anlatıyorum ki? Gördün mü İsmail? Resmen azarladı bizi. Tamam canım, ben şimdi halledeceğim. Hayır canım, lütfen. Ben yani kibar kibar pardon bakar mısınız demişim, su istemişim. Ben ne yaptım İsmail? Ben bunu şikayet ederim İsmail. Tamam, pardon. Ay. Bakar mısınız? Madam, işletmemizin belli kuralları var. Diğer misafirlerimizi rahatsız etmemek için alçak sesle konuşuyoruz. O yüzden lütfen, zaten arkadaşlarımız da sizi uyarmış. Simupla, simupla bebe. Alçak sesle konuşuyoruz ne la? Alçak sesle konuşuyoruz ne la? Pandomin mi yapayım la ben sana buraya? Seni var ya burada çırparım ha. Security! Problem mi var? Yok. Var beyefendi. Canım üslubum için gerçekten kusura bakma. Şu permalı lavuk yüzünden var ya ayarımız kaçtı. Tabii biraz sesimiz yükselmiş olabilir ama sen kimsin lan? Canım inşallah kusura bakmıyorsundur ama sen var ya bizi tanımamışsın ha. Yeri gelir eyvallah der susarız, yeri gelir Allah der dalarız. Sessiz sinema mı oynayacağız lan burada? Kusura bakmayın, şey yapıyor. Bu küçük geldi, hanımefendiyi gerdi. Ondan dolayı üslubum böyle bozuldu. Sessiz sinema mı oynayalım lan burada? Oğlum hadi oynayalım. Al. İki kelime, yerli, bıyığını... Alalım dışarı, alalım. Alalım hemen. Ay tamam beyefendi, siz de yani geldiğimizden beri bir alttan... Bir dakika, çantamı alayım. Tamam, çıkabilir miyiz hanımefendi? Beyefendi, hanımefendi... Ay yeter lan! Türkçe mi konuşmuyorum la ben, ha? La şurada ağız tadıyla bir yemek yiyeceğiz, burnumuzdan getirdiniz la. Ne oldu, ne bakıyorsun? Ağlayacak mı la, kamlı baykuş? Yüreği som gidek la. Anne, nerelisin la sen? Elmadağ. İyi oğlum, ben de Çinçinliyim. Niye sabahtan hiç söylemiyorsun? Şekil şükür yapıyoruz burada. Şekle gireceğim. Niye var ya, kuluncum çıktı ya. Bu ne ya? Bir biraz kendimiz olalım. Bir biraz farkında olalım ya. Hay senin ağzına sağlık be kardeşim. Ben de sabahtan beri burada ne kastım biliyor musun? La çiğ la bu, çiğ. Kurt muyuz biz, he? Kangal mıyız biz? Bu eti nasıl yiyeceğiz? Bak biz böyle güzel bir yere gidelim de sana bir şırdan yedirek. I don't understand. Kalk diyorum bebişim, get up. Okay, what's going on? We are going it şırdan, şırdan. What? Here? Niye sıfırda vuruşka? Abi, yenge yanlış anladı galiba. Sen nerelisin? Neresi olacak? Adanalıyım. Memleketim ya. Memleketim gibisi var mı ya? Sen de bizdensin ya. Bu nedir ya? Sana bir şey söyleyeyim, kurban olayım bize ya. Ama bunlar kesin bizden değil ha. Ne alakası abi ya? Muğla'lıyım ben. Ah. İyi oğlum, o zaman niye şekil şükür yapıyorsun lan? Abi imkanımız olmadı ki ya. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz yani. Merkür falan karışık olmuş. Benim kafa gitti, kusura bakmayın yani. Vallahi affedersiniz. La böyle olacağını mı ye ya? Bu nedir ya? Seni anladım da kardeş. Bu kesin Fransız değil mi? Yok birader, Zeytinburnu çocuğuyuz be biz de. Bizimki de konsept gereği, anladın mı? Ekmek parası yani, ne yapacaksın? Oğlum bu ne la? Kimse kendi olamamış ya. Yerin dibine batsın böyle şey ya. Arkadaşlar bu bize yakışıyor mu? Bir azıcık bir kendimiz olmayalım mı ya? Ben kendim şu halimle gayet farklıyım. Ya
Ya bunun bu söyledikleri bana inanılmaz. Ben de bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben şimdi böyle duruyorum ya. Bak aslında bunlar var. Bunlardan dolayı öyle. Ben normalde o kadar iri bir tip değilim gerçekten arkadaşlar. Bakın bunu çıkartamadım yine ya. Allah kahretsin. Sokana kadar canım çıktı çünkü. Çıktı. Bak aslında sırtım küçücük benim minnacık bir şeyim ben normal. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Söyledikleriniz bana inanılmaz dokundu. Yüzünüz gerçekten inanılmaz ilke. Ama bir o kadar da çekici. Nasılsınız? Kardeş sen yine de eline koluna bir şey yap. Hakim ol. Beyler, arkadaşlar madem anlaştık, ben vallahi midem kazındı. Bir şey yiyekle Allah evet, rızası için. Lütfen, evet. Siz merak etmeyin. Ben şimdi burada herkese birer kuzu incik çekeceğim. Herkesin karnı doyacak. Rahat olun. Sen var ya, kral. Sen beni takip et. Gel bakayım. Ya sen nasıl yetişeceksin ki zaten bensiz gerizekalı? Ben de geliyorum lan. Oh be. Aşkım diye. Yenge de tabii şey yapıyor. Burada vıcır vıcır konuştuk. Ne diyorlar diyor. Yenge. What's going on Kadir? Baba, vır vır konuşuyor ama ekseriyetle ne diyor anlamıyorum. Yenge, I am your nerelisin? Nerelisin? Neredesin? Of, ya niye panimayı debil? Debil? Ne dedi anlamadım. Are you imbecile? Imbecile? Bir dakika, bir dakika. Okşa babuşka. Hani imbecile bendim. Güçlü kuvvetli manasında diyor, bilin mi? O anlamda diyor. Formundayım ya. Saskiniz kun suka. Suka? Yenge ayıp oluyor ama biz burada Rusça biliyoruz yani. Davay, хорошо, Maria Sharapova. He? Что? Что? Ya bırak şu tümutu, biliyorsun sen de Türkçe ya. Merhaba, hoş geldin, bay bay. Ha yenge? Что-то хочешь? He. Türkçe, Türkçe, merhaba, merhaba. Anladı? Da, 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 хорошо, хорошо. Hadi şimdi siktir git. Yenge de bizden ya. Hak ettin ama. Merhaba. Ben üniversitedeyken, belki çoğunuzun da başına gelmiştir. Böyle üniversitedeyken 10 günlük, 2 haftalık tatiller olur. Ve memlekete gidersiniz. Fakat anne babanız ister ki siz o 2 hafta boyunca evde oturun. Ya da onlar bir yere gidiyorsa siz de onlarla gidin. Eve misafir geliyorsa onlarla karşılayın. Ama sizin aklınızdaki tatil bu değil. Çünkü ben arkadaşlarımla da görüşmek istiyordum. O yüzden bir sürü plan program yapıyordum. Arkadaşlarımla çıkacağım zaman böyle evdeki anne baba bunu bir hakaret olarak algılar. Nasıl yani? Biz seni 3 aydır görmüyoruz. Sen şimdi arkadaşlarınla mı görüşeceksin? Evet. Çünkü ben 3 aydır onlarla da görüşmüyorum. Şimdi altyapıdan arkadaşlarımız böyle bir skeç hazırlamış. Daha önce bir ailemiz vardı. O yüzden skecimizin adı Plandan Dönenin Kaşığı Kırasın 2. Ömer, Talha ve Ebru yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben sana yandım zühtü. Amanın da yandım zühtü. Sizin adı kandım zühtü. Şimdi geldi sivişmenin zaman. Sen ne de bağırıyorsun? Çocuk içeride uyuyor. Uyansın mı diye bağırıyorum zaten Şengül. Ama Almanya'dan geldi yorgun çocuk. Geldiğinden beri uyuyor ama. Geldiğinden beri uyuyor. Annesiyle babasıyla 2 dakika vakit geçirmiyor ki. Şimdi bak sana ne göstereceğim. Ne? Sürpriz. Ama Hikmet ya, unutmamışsın. Niye unutmadım? Doğum günü mü? Senin doğum günün mü bugün? Hayır değil. Ne bileyim, seni sürpriz diyecek gaza geldi. Her sürpriz senin doğum günü mü olacak kadın? Her sürpriz senin doğum günü tamam, değil. Tamam Hikmet, yanlış bilmişim ya. Anlamıyorsun bunu. Tamam Hikmet. Anlamıyorsun bunu. Tamam. Sana konuşuyorsun. Tamam Hikmet. Bunu senin için değil bu. Oğlan için tatil sürprizi. Sürpriz tatil. Günaydın. Ana gel, ana gel. Ana gel, gel, gel sana bir şey diyeceğim. Hikmet bize tatil sürprizi yapacakmış. Sürpriz tatil. Ana nasıl olacakmış o? Sırtlayıp bizi Bodrum'a mı götürecekmiş? Koyukma ana. Koyun Allah aşkına otur şuraya ya. Ne alakası var onunla? Ne alakası var onunla? Sırf bir Bodrum ömrü. Bu senin için değil. Oğlan için tatil bu. Oğlan demedi mi? Almanya'da 3 günlüğüne geliyorum Türkiye'ye dedi. He evet dedi. Siz de dedi bir gün kalacağım ondan sonra tatile gideceğim dedi. He evet dedi. Sizi de alacağım hep beraber tatile götüreceğim dedi. Hayır demedi. Demedi işte. Demiyor eş olacak demiyor öyle bir şey. Tek başına tatile gidecek. Özlüyoruz biz onu. Ama Hikmet ne yapsın? Çocuk yorulmuş demek ki. Yorulmuş. Neyine yorulmuş? Neyine yorulmuş? Yorulmak da ne? Biz onu yaparken yorulduk mu? Ana Hikmet nasıl konuşuyorsun ananın yanında ya? Anam bizim. Anam yüzüm, senin yüzün. Her şey senin yüzün. Çocuğu sıktın. Buraya geldiğinden beni bunalttın çocuğu. Ne yaptın beni sürekli ya? Sürekli öpüyorsun. Batıyorsun gibi. Ama Hikmet kalının dişleri yok. Ne yaptın? Dişleri yok. Yaptıralım dedim. Yaptırmıyor. Yaptırmıyor. Emekli maaşını yaptıralım dedim. Allah Allah ya. Genç çocuk aile evde sıkılıyor. Siz sıkıcısınız. Tamam sıkıcı değiliz biz. Sıkılmayacak artık. Sıkılmayacak artık. Bir daha yaptım bak. Sıkılmayacak artık.
Otel konforu yapacağız burada. O bir otel, otelde ne varsa aynısı bizim evde de olacak. Otel gibi olacak. Ya gerçeğini yerini tutmaz ki oğlum. Ana tutacak. Sen gerçeğini nereden biliyorsun ki ya? Nereden? Hayatında tatil mi gördün sen? Ya babanla biz dereye giriyorduk. Baba hangi dereye giriyorsun? Fakirsiniz siz. Fakirsiniz. Aa, babanla fakir fakir büyüdünüz. Hikmet yapma. Yapma. Nereye yapma? Hikmet yapma. Fakir ne? Ana da bir şey diyeceksen bana da Hikmet. Bana da. Sen ne yapıyorsun ya? Girme ana oğlum arasına. Git dur buradan. Pardon, pardon. Yapacağım diyor. Her şey ayarladım ben. Anne ya. Hı. Bak Veysel'le konuştum. İş ortağım Feride abiyle konuştum içeride. Feride abiyle konuştum. Nebahat'la konuştum. Senin en sevdiğin kankan Nebahat'la konuştum. Hepsi gelecek eğlence yapacağız burada. Hikmet bir şey söyleyeceğim. Onun yerine otel ekseydik daha iyi değil miydi? Sen çok iyi biliyorsun ya. Hiç internette otel aradınız mı Şengül? He? Ne kadar oteller pahalı biliyor musunuz? Hikmet sizi bu dertten de kurtarıyor. Otel mi? Hikmet. Aa, mükemmel bir slogan. Ne diyorsun anneciğim? Biz de beraber tatil yapmış oluruz. Bana hiç fark etmez de ben ne yapacağım? He, seninki çok önemli. Kalk, kalk ana. Ana kalk. Sen gözlemeci bacısın, gözlemeci bacı. Ya ben nasıl gözlemeci olayım? Büküm, büküm. Ana evde ama yapmıyor musun gözleme? Evde de yapıyorsun. Hadi git. Bak yerini hazırladım. Bak nasıl? Her şeyi aldım. Hadi koy. Ana biraz hızlı git ama oğlan uyanacak şimdi. He, geç yürü gel. He, buram. He, bak nasıl? Otantik oldu, otantik. Çok otantik. Anam, güzel. He, al şimdi sana otantik. Hamurun nerede? Hamurun, ana, hamurumuz hazır. He. Şimdi yeterince otantik oldu mu? Otantik olmadı. Bir şey eksik, bir şey eksik. Un, birazcık hamur. He, un. Anam, ne yapıyorsun? Gözüm ne yaptı? Kadını fısaklı kurabiye gibi yaptın ya. Otantik oldu kadın işte. Otantik, gözlemeci bacı oldu. He. Ana şunlar da kalsın burada, tamam mı? Şengül, sen de çayları doldur hemen. Hikmet hani tatil dedik, ben neden çay koyuyorum? Şengül, petrol açığımız var, petrolümüz yok. Seni, otelin müdürü yaptım seni. Hikmet, gerçekten beni müdür müydü? Hadi müdürsün otelin, hadi koç. Hikmet, buraya. Tamam. Hadi koç çay. Tamam. Günaydın. Orayı, Şengül Hanım, karşılayınız lütfen misafirinizi. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Welcome. Dobro Palavozlovski. Uyagingo. Borboloş. Le bienvenu. Bienvenu mu? Hı-hı. Anne sen bu kadar dili nereden öğrendin ya? Netflix. İzir ya. Evet, benim yabancı dilim çok iyi, kulağım çok iyi, Türkçem çok kötü. O da baba şivesinden dolayı kayıyor. Allah Allah. Buyurun oturun şöyle, oturun şöyle. Evet, buyurun. Kahvaltımız hazır, sabah kahvaltımız hazır. Evet, otelimiz çok konforludur. Evet. Ve çok güzeldir. Buyurun lütfen oturun. Hikmet bir gelsene bir şey söyleyeceğim. Hikmet. Nasıl oynadım? Çok iyi. Çok güzel ama Türkçen kötü senin. Türkçen bozuk. Türkçe sende de oluyor. Türkçen bozuk. Diyene bak hele, diyene bak. Türkçesi bozuk. Ana sen orada şey yapma, biraz otantik ol. Gari mari de. Ya baba, anne ne oluyor? Otel falan ne alaka ya? Oğlum biz her zaman böyleyiz. Her zaman böyleyiz oğlum. Biz bizim evimiz otel konforunda. Otel gibi evimiz. Gözleme ister misiniz? Gari. Garisi babaanne sen tokatlısın ya. Ya neyse, hadi hep beraber yiyelim. Hadi bakalım yiyelim. Afiyet olsun. Ha? Ya bu kadar uğraşmasaydınız keşke. Ben bir 10 dakikaya çıkacağım. Arkadaşım gelecek, tatile gideceğiz. On dakika olmaz. Beş dakika şimdi kahvaltı masamızın orada sihirbazlık gösterisi başlayacaktı. Sihirbazlık. Sihirbazlık. Aklısınız ha, sihirbazlık. Hadi. Geldi. Un çıkarıyorsun. Çok sihir olacak. Anne nereden çıktı bunlar ya? Abi ayakkabıları çıkartıyor muyduk? Valla bilmem artık. Neyse ayakkabıyı mı çıkarırsın, şapkadan tavşan mı çıkarırsın onu ben bilmem. Ya baba sihirbaz diye de kahveden Veysel abiyi mi getirdin ya? Veysel abinin kartlarla arası çok iyidir ama. Hem bizim 5 yıldızlı otelde neyimiz eksik? Otelimiz, 5 tane de yıldızımız. Gari. Otantik ol birazcık, kalk git artık. Tamam bitti, istemiyoruz gözlemi. Aman iyi be, tamam zaten şu unları temizleyeceğim ben. Gari. Ana her yeri un oldu. Gari. Ne yaptınız bu kadına ya? Bir şey yapmadık, ikinci şey yapıyor. Veysel hoş geldin, gelin. Ben de kalkayım mı ya Veysel abi? Oğlum ben başlıyorum o zaman gösteriye. Hey sen, seni seçtim. Şimdi bu İstanbul kartlarından bir tanesini seçiyorsun ama sakın bana göstermiyorsun. Seyircilere gösterebilirsin, tamam mı? Tamam Veysel abi, hadi yapalım. Tamam, bunu aldım. Gösteriyorum. Bakayım. Tamam. Veysel, kartı söyle istersen. Kartı söylesene oğlum. Tövbe Ayşe abi, nereden bileyim? Ulan ne iş yapıyorsun? Karabacak. Ha, ne? Karabacak. Kötü bacak. Karabacak, görmüyor musun? Bacağımı gösteriyorum. Karabacak diyorum sana. Karabacak, görmüyor musun? Bacak bu. He. Karabacak. Bok karabacak. Nasıl bildi değil mi? Anne nasıl bildi ya? Vallahi hayret edersin.
Oğlum adam gibi şey yapsana, kahvede hepimizi yutmuyor musun? Ya abi ben nereden bileyim ya? Tuttun getirdin beni. Annemin kınakı kıyafetini kestim, pelerin yaptım zaten ya. Oğlum kahvede hepimizi yutuyorsun ya. Sana kartların beyaz atlı pizzesi demiyor muyuz? Adam gibi göster yap. Bir, git yut onu da. Baba hadi ben artık... Tamam, hayır, durun. Ben şimdi son gösterimi yapacağım. Bunun çok önemli bir gösteri bu. Bakın. Oraletus, İskambil Kartus, Hokus, Pokus. Selam aleyküm. Lan insan çıkarttım. Hikmet abi insan çıkarttım, gördün mü? İnsan çıkarttım. İnsan çıkarttım. Beyse tamam, seni artık uğurla. Üç evetli uğurluyoruz seni. Hadi git. Abi sen zahmet etme. İnsan çıkartmış adamı, ben burada uçarım ya. Veysel abi uçmuş baba. Beraber bakmayın ya, şimdi hatta karışık herhalde ondan oluyor. Kendim o herif. Ferit amca sen ne yapıyorsun ya? Banyoda kafasını jöleniyordu. Sen ne yapıyorsun? O adamı mı izliyorsun sen sürekli? DJ oldum ben, nasılım? Baba Ferit amcayı DJ mi yaptın ya? Hayır Ferit amca dükkanda sürekli radyo dinlediği için kendi müziğe verdi kendini. Sürekli müzik dinliyor, müzik çalmaya başladı. Değil mi Ferit amca? Nasıl olmuş Hikmet? Yeni tarzımı beğendin mi? Ben Hikmet değil, Şengül Şengül. Bana bak pis yaşlı. Şu gözlüğü çıkar. Zaten görmüyorsun. Önünü görmüyorsun. Bari insanları tanı bari. Çıkar şunu. Şimdi evet. Birazdan komik partisi başlayacak. Şengül hemen bir komik ayağı. Komik ayağı. Çok abartıyorsun ama ya. Ay, oğlum biz her sabah bunu yaparız. Her sabah bunu yaparız. Her sabah köpük partisiyle başlarız. Kahvaltı köpük partisi güne. Allah. Hem de DJ Ferit abinle. DJ Firari ile. DJ Firari. DJ Firari. O zaman köpük partisine eğlenceye hazır mısınız? Bir coşkuyu. Arabayı kurtulsun bile, anama yanaşıyorsun. Anama yanaşma. Anama yanaşıyorsun, plan falan işine ediyorsun. Anama yanaşıyorsun bilerek. Ne yanaşacağım? Aranla karografi yaptık biz ya. Niye karografi? Kafana şöyle sürmüşsün. Peki, İçeride gördüm. Arabayı yapmayacak. Ya demek bir kadının canı istemiş, yapma. Canı istiyor, komik partisi mi istiyor? Demek istemiyor. Hayatında mı görmüş bu komik o? Fakir fakir büyüdüler babamla. Fakir fakir büyüdük hepimiz. Niye görmüş? Bana bak, defol git bu evden. Ananla karografi yapmamıza engel olamayacağım. Olacağım, anne. Sabah kadar da olacağım. Olamazsın. Ananın peşini bırak. Sırma. Anan. Hareket yapma. Defol git. Planın içine sıçtım. Pis yaşlı. Siktir git bu evde. Çık. Oğlum bana bu yaştan sonra yaşlı dövdürme. Çık dışarı. Bırakıyorum da yaşlı. Ya baba tamam bak. Ne yapmaya çalıştın? Hiç yapmıyorum. Ana senin yüzün. Babacım. Ana senin yüzün ne oldu? Tamam. Onun yüzünden değil. Ya üç gün kalıp döneceğim mi? Hayır oğlum. Zaten onun için değil oğlum. Biz her gün böyle rutinimiz bu bizim. Küçük bir öz düşmanlığı aksaklığından dolayı o yaşandı bunların hepsi. Yoksa şu an müzik var. Canlı müzik partisi var. Az solist Nebahat de canlı müzik partisi. Baba benim hazırlanmam lazım. Hayır hazırlığa gerek yok. Gelir şimdi. Hemen gelir. Aha geldi. Hemen geldi. Tükür tükür ya. Merhaba Tokat. Beni sizler yarattınız. Haydi eğleniyoruz bu. Are you ready Tokat? Çok güzel giriş oldu. Aferin. Şimdi buradan geldi. Ve Tokat'ın gülü az solisti Nebahat. Çambalacı halim ben. Gel gel başıma. Ben gidiyorum gurbete, düşmüş peşime. Tombalacı halimim, gel gel yanıma. Ben gidiyorum gurbete, düşmüş peşime. Arkadaş, evlilik mevzudur. Sana niye böyle şarkı söylüyorsun? Şarkı mı bu? Sen hiçbir bir kadın izlemiyorsun. Şarkı mı bu? Sana bütün filan diye ne ediyorsunuz şu anda? Allah'ım her şey ortaya çıktı. Allah kahretsin mikrofonunda. Ya babacığım ben zaten farkındayım her şeyin bak. Da hemen bitti, hemen bitti. Hazırlık var. Şey, alın seni, senin yardım et. Son kuzumuzu oynuyoruz. Bana eşlik edin. Son, iki, üç, dört. Oh. Azaf! Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şaziye başın için. Aman ama gerçekten aman ya. Ya anne baba, kaç yaşında insanlarsınız şu düştüğünüz hale bak. Ya siz farkında değilsiniz belki ama ben 25 yaşındayım. Ya ben ömür boyu sizin dizinizin dibinde oturamam. Tamam oğlum. Özür dileriz. Hata ettik. Abi
özlediğimiz şey öyle oluyor oğlum. Bak ben seni çok özlüyorum. Ben. Anan da çok özlüyor. Ne madde? Babaanne bak bu kadar seni özleminden yaşlandı. Hayır. Biz seni çok özlüyoruz. Anan. Anan seni çok özlüyor. Sen gittiğin günden beri ananla bir. Gittiğin günden beri ananla bir sürekli senin özlemini çekiyor. Biz senin Almanya'ya gittiğin günden beri ananla sen. Ama sana bir! Ne yapıyorsun o sürekli arkamda? Bir konuşuyorum burada, ciddi konuşuyorum. Ciddi, ona diyorum, anam diyorum, yaşlandı diyorum, gari diyor. Sizi diyorum, danırırır. Ne diyorsunuz siz? Hayat her şey plandan ibaret değildir. Plan yok artık. Ben burada ciddi konuşuyorum. Yeter artık. Oğlum tamam, seni kusura bakma. Biz salak salak planlar yaptık ama ne yapalım? Seni çok özlüyoruz. Tamam, biz de sıkılıyorsun biliyoruz ama... işte sen büyüyorsun. Sen büyüyorsun, sen büyüdükçe de biz küçülüyoruz. Aman Allah. Tamam, plan yapmak yok bundan sonra. Tamam, özür dilerim. Alışkanlık oldu. Sizden sıkıldığımı nereden çıkardınız ya? Ben sizi ne kadar çok seviyorum, hep birlikte ne kadar eğleniyoruz. Ya ben başka bir şey için gidecektim ama madem bu kadar istiyorsunuz, ben kalırım. Geçiktim. Tabii ki gerçekten. Hakikaten kalır mısın? Hakikaten kalırım baba. Aman! Tamam, sen bundan sonra paşalar gibi misafir misin? Otel misafirsin sen. Paşalar gibi bak. Bacağıma vurdu ya. Arkadaşım gelmiş olabilir. Merhaba, Seyfi'ye bakmıştım. Seyfi'ye bak. Merhaba Melis'in abi. Merhaba, iyiyim. Sen mi? Arkadaşım bu mu? Hadi. Gel kızım. Üniversiteden arkadaşım. Üniversitede mi? Hani senin başka bir şey dediğin... O başka bir şey. Evet. Başka bir şey. Hikmet, bir tamam. Kızım hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Seyfi sizden çok bahsediyor. Hikmet. Kız çok güzelmiş. Hak ettim, çok güzel kız. Bizim oğlana göre çok güzel kız. Melis'ciğim, ya hani bilirsin aile hasreti. Ya ben gelemeyeceğim galiba tatile. Hayır oğlum, tatile beraber gidiyorsunuz tatile. Biz de zaten sizi uğramak için yaptık. Uğrayalım diye. Melis şey yapar. Evet yok. Yok hayır. Oğlum sen bir gidin, git üstüne başa al. Hayır. Hikmet. Bir şey söyleyeceğim. Kız çok düşünceli. İnşallah bizim oğlan gönül eğlendirmiyordur kız da. Bunun gibisini bulamaz bizim oğlan. Eğlendirmiyorum baba ya. Sen bizi mi dinliyorsun? Ortamıza kalmış. Ne mi dinliyorsun sen? Ana bunun arasına girilmez, laf dinlenmez. Hadi geç, üstün başına kal sen. Hadi kızım diye misin sen? Bir daha sohbet edelim. Ya baba, Melis anlayışlı kızdır. O da biliyor aile hasretini ya. Tamam, bir şey olmaz. Hayır. Babası iş adamı zaten. Sürekli iş seyahatinde. İş adamı? Tamam, git sen. Tamam, git oğlum, git. Kesin git. İş adamı dediysem işte, fabrikası var. Fabrikası? Konuş, kesin git. Git oğlum, kesin git. Ya fabrikası var derken, birkaç tane fabrikaları var anlamında. Kalk siktir git, bu evde seni yaptıktan ne diyorum? Bu çok ağır oldu. Bize ağır oldu ama, neyse ağır oldu. Oğlum kusura bakma, tamam ama gidin, tatile gidin. Hadi oğlum, koş. Ya gerçekten gidelim. Bizi düşünme. Tamam, ben o zaman hazırlanayım. Hadi gidiyorum ben. Hadi gidin. Hemen geleceğim. Nereye kızım? Tatile gidiyorsunuz ha? Evet. Analar babalar bekle. Analar babalar çok önemli değil. Biz sizi bekleriz canım. Ne dedik ki yani? Bir gün gördük gitti biz size. Siz istediğiniz gönlünüzce tatile gidin. Pek tatil sayılmaz zaten. Bizimkilerin yazlığına gidiyoruz. Yani ailecek olacağız. Seninkilerin yazlığı... Senin ailenin yanına. Senin bu olan Almanya üç günü geri... Senin ailenin yanına mı geçirecek tatili? Benim kendi ailesinin yanında değil. Kitin ailenin yanında. Ara bir şey dedin ya. Tamam, sen bunu konuşma. Konuşuyorsun. Ara seninle konuşuyorsun. Sen oraya şey yedin. Senin ailenin yanına mı gidiyor? Orada yedik. Salam yedik gördüm. Salam yedik gördüm. O salam rahat kalmıştı. Senin ailenin bacağı dedi. Annenin yanına. Atacak bacağı. Yok, bacağı yine. Atacak bacağı. Yok, bacağı yine. Efendim, rahatça nefes alabildiğimiz yegane yerlerin balkonlar olduğu bu günlerde yüzünüzü biraz güldürebildiysek ne mutlu bize. Şimdi de gecenin sonucunu öğrenmek için Yılmaz Hoca'ya bağlanıyoruz. Bu hafta da program sonuna geldik. Elinize sağlık çocuklar. Daha iyisini haftaya yapacağız. Herkese sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Oh,
kendimi duyalım. Aga biz neden böyle bir şey yapıyoruz? Hoş geldin. Hazır, iyisiniz ama kabul ederiz. Melis, ben gelmeyeceğim. Ne oldu? Engin Deli Cuğul Sikeci'yle karşı karşıyayız. Babanız geldi. Kuşanın dedim, bunları saldın. Boş ver her şey, zorlama. Nasıl tıkıldı işte eve böyle. Dur. Ondan sonra iki, üç. Başla bakalım. Yesin beni sen.